Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Üçlü Revit Cuma günü Onur Online kanalında gününde ve saatinde sizlerle beraber söz verdiğimiz gibi inşallah burada bir sıkıntı çıkmaz da bu video başka gün yayınlanıyormuş bir an üzerine bir de böyle konuşuyormuşum üzerine. Sevgili dostlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz diyorum ve acı bir kaybımız var. Uğur'un şişmiş olan göz çevresi kötü olmuş görmüş ya. Olduğunuz gibi. Geçmiş olsun. Uğur'cum. Onur Online fanları tarafından saldırıya uğradı. Tekme tokat, sille tokat. Duvardan duvara vurdular beni. Nasıl oldu? Kendimi korumak zorunda kaldım. Neyse şaka bir yana futbol maçında oldu. Yani omuz omuza niyetli bir mücadelede arkadaşın omuzu benim arkadan boynuma gelince ben baygınlık geçirip yere düştüm. Bayıldın mı? Ne de aynen bir buçuk dakika bayılmışım. Dilimi falan tutmuşlar oğlum. Öyle söyleyeyim. Ben çarptınız sandım da çarpınca öyle oldu. Hayır sana. Oğlum manyağı hastanede geçirdim geceyi diyorum lan. Çarpışınca niye hastanede gece geçireyim? Kaç hafta sandın uzak kalacaksın? Valla pek uzak kalmayacağım ya. Haftaya pazartesi oynayacağım. İneğiyle mi çıkacaksın haftaya? Ya ineğe çok aşırı gerek yok ama tabii şey ilk başta korkutucuydu hepimiz için. Hatta benden ziyade arkadaşlarım için korkutucuydu. Çünkü onlar benim bayıldığımı, bilincimi kaybettiğimi gördüler. Ben görmedim neticede. Ben rüya gördüğümü zannediyordum. Abi çok garip bir deneyim ya. Keşke böyle yani video gibi izletebilsem size böyle maçtan enstantaneler görüyorum. Böyle hani FIFA maçı bitince 2-3 tane pozisyon yavaş çekim gösterilir ya. Öyle dönüyor maçta tam pozisyonlar. Sonra hani uyandım. İşte beni oturtun falan dedi. Oturttular falan hani bir kendime geldim 1-2 dakika. Sonra hastaneye gittik tabii kafa travması sonuçta yani bir buçuk dakika bilinç kaybı normal bir şey değil. Öyle yani sıradan öyle yok çarpıştım böyle bir şey oldu diye yok. Bu zaten bu en hafif şey. Sadece peki, bu pozisyon problem yok. Çarpıştığın kişi ünlü müydü, ünsüz müydü? Ünlüydü abi. Oo daha da güçlü. Yani şey çarpıştım demeyeyim çarpışmadım çünkü. İkili mücadele niyetiyle arkadaşım girdi bana o şey yani omuz atacağım derken omzunu omzuma atmadı boynuma attı ondan oldu zaten. Yani çok hızlı gelen hani uzun bir bireyin güçlü bir bireyin size vurması gibi düşünüyorum. Bir Melo fanı olabilir kendisi galiba. Melo Emre Berezoğlu fanı olabilir. Ha yok yok değil. Değil başka takımda. Evet arkadaşlar Uğur'a geçmiş olsun diyoruz. Arda'nın yine klasik her zamanki gibi. Arda'nın hiçbir şey olmuyor görüyorsunuz. Sadece Arda'nın güneş olduğunda güneşte altında kalıp yanabiliyor. Başka türlü Arda'nın bir abi, şey olmuyor. Niye bir şey olsun ki ya? Allah Allah niye? Bize bir şey... Genelde Arda'nın trafikte oluyor Onur. Aa. O konuyu bilmiyor değil mi? İfşa. İfşa. Arda'nca iyi. Ya Arda'nın hadi bakalım. Anlatayım. Neyse çok uzatmasın. Neyse burada bırakıyorum. Daha detay vermeyeceğim burada kalalım. Aynen. Yarın bir şey olursa elimizde ifşa olsun. Sevgili dostlar çok sevdiğiniz Chelsea'yi değiştir konseptini yapacağız bugün. Çok beğenmişsiniz. Sürekli yorumlarda da görüyoruz Chelsea'yi değiştir. Bu konsepti bilmeyenler için ufak bir hatırlatma yapalım hemen. Bir çarkı feleğimiz var. Burada kurallarımız var. Hatta şimdi ekranlarda görüyorsunuz. Burada çok fazla görüyorsunuz ama aslında böyle değil. Burada size söyleyeyim. 84 overall oyuncu. Geldiği zaman 84 overall oyuncu alıyorsunuz. 5 tur mevki banla. Bir mevki banlıyorsun 5 tur kimse alamıyor. 5 büyük lig dışı oyuncu seç. Yani 5 büyük lig dışı oyuncu seçiyorsunuz. 85 artı bu en iyisi arkadaşlar. 85 artı oyuncu seç. 82 overall oyuncu seç. Rakibin kalesini banla. Bu çok değerli. 80'lik kalesi seçsin. Diyelim adam Ter Stegen aldı. İşte ne bileyim Oblak aldı. Direkt istediğin rakibini banlayabiliyorsun. Yani senden sonrakini değil. İstediğini banlayabiliyorsun. 38 yaş üstü oyuncu seç. Joker kazan. Şimdi bu Joker çok değerli. İsterseniz arkadaşlar diyelim ki Uğur dedi ki ben Onur'un kalesini banlıyorum. Ben Joker'imi kullanıp bunu iptal edebiliyorum. Aynı zamanda bana yapılan bir şeyi. Aynı zamanda Uğur'a 85 artı oyun seç geldi. Onu da iptal edebiliyorum bu sefer. Yani hem bana yapılanı iptal edebiliyorum hem de ben onlara fayda sağlayacağı bir şey iptal edebiliyorum. Herkesin iki tane Joker hakkı olabiliyor. Yani elinde iki kalabiliyor. Bir tanesini harcadınız bir daha Joker geldi yine iki olabiliyor. Sıkıntı yok onda. 20 yaş altı oyuncu seç. Kaleci hariç takas. Bu bana geldi diyelim. Şimdi ben bakıyorum bende kim var forvette? İşte diyelim ki herhangi bir oyuncu olsun işte. Malen var, Haaland var Arden'de. Diyorum ki ben seninle Haaland'ı takas ediyorum diyorum. Arden'de Joker yoksa. Aa bir dakika Uğur. Ekstra bir şey. Peki Arden'in Joker'i yok. Ama senin Joker'in var. Sen bu şeyi iptal edebiliyor musun? Çok güzel. Çok güzel. Bence edilebilmeli. Bence olur. Yeni bir şey bulduk. Ben onay verdim. Joker'se böyle her şey geçer Joker yani. Ve şöyle bir şey düşün. Böyle bir şey düşün. Bu sefer yardım da isteyebilirsin. Uğur abi ne olur iptal et ya. Sende Joker var ya falan gibi. Evet bu da güzel oldu. Başka ne vardı? 85 ve 6 oyuncu seç. 84 overall oyuncu seç.
Ve 5 tur mevkiye, pardon arkadaşlar başa döndük ya, şuraya kadar. Nerede? 85 ve 6 oyuncu seçten sonra yeniden aynılarını yazdık ki çark felekte daha fazla olsun. Ve o çark dönerken daha fazla böyle bir heyecan olsun diye sevgili dostlarım. Ve Bundesliga'ya gidiyoruz. Geçen sefer Fransa'ya gitmiştik. Bu sefer Bundesliga'ya gidiyoruz. Bundesliga'dan oyuncu almak yasak. Yasak mı? Evet. Yasak, okay. Almıyoruz. Ya da Bundesliga'dan bir oyuncu alabilelim ya da. Yok yok. Bayern'i falan hiç kimseyi bozmayalım, yok. Herkes kalsın. Yasak olsun ya, direkt karışır, kafa karışır. Boş boşuna tamam. Rakip bozmayalım. Tamam, o zaman şöyle yapıyoruz. Şimdi bir video önce sanıyorum ki Adem sonucu oldu. Ben sonucu oldum ben. Sen, Ardem ve ben ve bu şey değil, değişmeli değil. Hep böyle gitsin sona kadar, tamam mı? Sen, Ardem, ben. Sen, Ardem, ben. Tamam. Tamam. O zaman çarkımız Uğur için dönüyor. Yaralı Gazi bir Uğur şey için. Bir şey demem lazım. Tamam, dön. Desen. Desen. Önceki bölümde Onur abiye çok böyle şey gelmiş, tepki gelmiş. Ben üzüldüm açıkçası. Biz orada ben özellikle şakasına demiştim Onur abi hile yaptı falan diye. Millet kızmış. Arkadaşlar öyle bir şey yok yani. Yok, hile yapmıyor Onur abi. Ben üzüldüm onu görünce, yorumları görünce. Bu bana bazen ne oluyor, bazen Arda ne oluyor falan. Biz zaten ekranlarımız hepimiz birbirimize açık. Evet, hepsini, yani. Hepsini görüyoruz. Bazen oyunda da bazı şeyler olabilir. Yani istem dışı. Mesela bir adam beki daha iyidir stoperden falan. Aynen. Üzüldük yani. Gerçekten üzüldük ama canınız sağ olsun. Ama öyle şeyler yok. Şimdi Uğur'a rakibin kalesinin bandına geldi. Böyle bir şey olmadığı için bir daha çeviriyoruz. Şu an kaleciler daha olmadığı için arkadaşlar. Yeniden Uğur için dönüyor. Joker'e gidiyor. Joker'e hayır, gidiyor. 38 yaş üstü, tamam güzel. 38 yaş üstü. 38 yaş üstü. Ronaldo var. Joker'e gidiyor demişim ha. Joker iyi yerde. Ronaldo var yalnız. Aa, Ronaldo yokmuş. Evet arkadaşlar, Roy Kent diye 40 yaşında bir oyuncu var ama bu FIFA'da var ama gerçek oyuncu değil. O yüzden arkadaşlarım olmaması gerektiğini ifade ettiler. Bunu açıklayabilir misin ileriki bölümler içinde? Nasıl bir takım o? Ted Lasso dizisinde bazı karakterler oyuna aktarıldı. Ted Lasso koç hoca olarak öğrencileri... Hokkabazlık ya. Başka hiçbir şey değil. Bence de hokkabazlık. O yüzden bir sorayım dedim. Roy Kent diye bir 83'lük dayı vardı. CM, CDM. Onu almıyorum. Zlatan alıyorum. 40 yaşında Zlatan. 40 yaş üstü oyuncular gerilemiyormuş diye bir şey söyledi bazı arkadaşlar benim Revit videomun altına. Bunu da deneyimlemiş olacağız. 39'luk adam alacağım ama 40'lık adam alayım bari düşmesin. Tebrikler. Arden için dönüyor çarkımız. Haydi bakalım. Bakalım Arden'e ne gelecek? 5 tur mevki banla. Uğur bu sende bak. Bunu sen şey, biz yapamıyoruz bunu. Sen evet Uğur. Şey Arden. Ben 5 tur boyunca kalecileri banlıyorum. Kaleci banlandı. Arden için aha Joker geliyordu az kalsın. Kaleci hariç takas geldi. Bir daha çeviriyoruz. Bir daha çevireceğiz. Evet abi. Bugün 100 kere bir daha çevireceğiz herhalde. Dur bakalım. Şimdi geliyor. Evet, bir daha geliyor şu anda. 85 ve 6. Ulan Arden çok i̇yi şanslısın. Ya, iyi geldi. İyi geldi. Çok şanslısın. Bir şey diyeceğim, 85 ve 6 ne demek oğlum? Kim niye altını alsın ki 85 varken? Yani isterse alır. Mesela bir mevkin eksik. O sağ bek mesela 84'lü bir sağ bek var, onu almak istiyorsun gibi. Abi 85 olsun sonra 84 ve 6 olsun yani mantıken. Ama 82 de var. Hadi Erden. Alıyorum. Bilemedim. Al. Arkadaşlar ben orta sahama çok gelişebilecek bir oyuncu Pedri'yi alıyorum. Güzel. Kaç overall? 85. Tebrikler Erden. Ha. Benim için 85 artı oyuncu seç. 85 artı oyuncu seç. İşte bu. Peki çarkı 85 ve artı mı? 85 artı mı? 85 ve artı. Zaten 85 alınmaz, tamam. Ya evet. Ne diyorsun Allah aşkına ya. Ben burada kadroma direkt Haaland'ı mı alsam diye düşünmüyor değilim ama bir yandan da acaba Joker var mı? Yok değil mi? Ben arkadaşlar kadroma Ruben Diaz alıyorum ya. Joker olsa Onur abi şuna emin ol ki kullanmıştım. Yemin et. Vallahi kullanmıştım. Ruben Diaz hayırlı olsun arkadaşlar bu arada. Şimdi Uğur evet, abi için 20 geldi. Yaş altı, Joker gibi Uğur'a 20 yaş altı oyuncu seç. Uğur hadi yine iyisin. Ya MILF ya Teenager. Ya. Bir sürprize gitmek istiyorum. Aslında burada hani Bukayo Saka fena durmamakla birlikte ben Paris Saint Germain'den Nuno Mendes'i alacağım. Helal olsun. Hatta çok yanlış hatırlamıyorsam ben bunu yanlışlıkla almıştım şeyde. Bir önceki Chelsea'yi değiştirdi. Paris yasak olmasına rağmen yedek sol bekim olmuştu. Burada alt sol bek yapabilirim. En azından yani sol bek için kabul edilebilir 80. Gelişebilir de. Helal de var. Olsun. Ben bunu Mendes'i alayım sonra bakarız. Tamam Arden'cim hadi yine işin 85 artı. 85 artı mı geldi? Uğur'dan sonra sensin değil mi? Bana mı kaldırdınız abi? O zaman bir baba geliyor. Çabuk. Basıyorum bir ben baba. Bir baba. Hayır.
Erling Braut Haaland. Hoş geldin. Hoş geldin Haaland. Hoş geldin. Evet, benim için Joker'e gel be. 20 yaş altı oyuncu al işte. İşin yok. Beyler, siz inatla niye Mbappe'yi seçmiyorsunuz? Ben bir şey mi kaçırdım? Mbappe. Söylemeyiz. Ardından sakın söyleme gerçekleri. Neyse. 20 yaş altı, 20 yaş dahil değil mi? Evet, dahil. Sevgili dostlar, potansiyeli yüksek bir oyuncu. 82 overall'lı Saka'yı alıyorum ben sağ kanadıma. Çok Saka, iyi. Hayırlı olsun takımımızda diyoruz ve Uğur için çeviriyoruz. Uğur şimdi derin dondurucu. Uğur abi geldi. Joker çıktı Uğur abi. Aha, 85 artı. İyisin. İyi geldi. İyi geldi. Hadi yine iyisin. Helal olsun. Güzel. Ben de bir telafi yapayım. Burada bir seçeneği yine gideceğim. Evet arkadaşlar, ben arkadaşlarımı neden almamak için ısrarcı oldum. Mbappe'yi alıyorum ya. Santifor'u. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kazandı. Arden bugün, bugün kazandı Uğur abi. Arden'cim. 38 yaş üstü Arden'cim. Seç bir tane. Evet, Arden çevirirken, seçerken ben çeviriyorum. Hazır mısın Arden? Söyleyeceğim, bir dakika. Söylüyorum. Ben stoper yedeği 38 yaş üstü Pepe'yi alıyorum. Pepe. Peki Pepe her gün ağlıyor mu? Ağlıyor. 85 artı gel oğlum, koçum benim. Nasıl ya, bir dakika bakmıyordum ekrana. Allah kahretmesin. 85 artı. Ne oldu? 85 artı böyle gelir işte, böyle gelir. Tamam mı? Böyle gelir. Neyse ki alanda aldım. Ama daha jokerler var ya. Çok şey olabilir yani. Keşke oyuncu koruma ekleseydik. Mesela herkes bir oyuncusunu falan koruyabilseydi en çok istediği falan. Arkadaşlar, ikinci oyuncumu alıyorum 85 artıdan. Virgil van Dijk diyorum ben. Stoperleri direkt şey yaptı. Takımımıza hayırlı olsun. Onur abi şey ya, değil mi? Hani bir tanesi takaslanırsa bile iyi stoperim kalsın falan yalandan. Evet, iyi stoperim kalsın. Çeviriyoruz Uğur. 85 artı Uğur. Ama böyle bir şey olmaz ya. Yok böyle bir şey ya. Helal Uğur. Evet beyler, ben Kevin De Bruyne'yi seçiyorum. Hiç uğraşmayacağım. Şimdi Joker geldi. Güzel tercih. Uğur Arden'cim. Ya hayır ya, Allah belasını versin ya. 38 yaş üstü yeter be. Huzur evi yaptınız ya burayı ya. Allah kahretsin ya. Tamam, ben 39 yaşında 79'luk Talavera diye bir kaleci var. Onu alıyorum, Meksikalı. Kulübü de yokmuş oyun başında. Kaleci alamıyorsun. Bir dakika. Ne kalecisi ya? Kaleci alamıyorsun, o yüzden bir daha çevireceğiz. Evet. Uğur kaleci alamıyor. Bu 5 büyüklük seni 5 büyüklük dışı, sen bakmaya başla Onurcu. Niye kaleci alamıyormuş? Arden'cim de draftını söylesin. Ha, kaleci almış, tamam. Çevirdim. Ne alaka oğlum? Yanlış olmuş. O zaman söylüyorum. Bir daha çevirdiğini ben bana gelecek işte. Joaquin. Joaquin'i alıyorum. Sağ orta sahası. Arkadaşlar, 83 overall'lı 87 potansiyelli Gakpo diye bir oyuncu buldum. Gerçekten iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Takımımıza iyi olsun. Gakpo diye bir oyuncu mu gerçekten? Evet. Ciddi Gakpo. Oğlum adamı Premier Lig'den yalvardılar, son gün alamadılar falan. Öyle bir oyuncu. Yok, şey anlamında buldum. Hani unuttuğumuz bir oyuncu. Son gün hat-trick yaptı. Transferin son günü hat-trick yaptı eleman. Ya Gakpo. Arden ne yapıyorsun? Onur. Atıyordum. Bir daha çevir. Rezalet gözüküyor. Böyle yayına vermeyin. Ha, çarp kötü gözüküyor. Beştirme ekip anla sen. Sonra bir daha çeviririz. Evet. Banlansın beştirme ekip. Tamam. Mevki banlama bana geldi. Şimdi Onur stoperleri çekti. Tamam mı? Arden'le ben santrfor aldık. Bende cam var. Kimse de cam yok. Ben o yüzden camı banlıyorum. 5 tur cam yok. Tamam. Kaleci ne zaman açılıyor? Kaleciye 2 tur kaldı. Tamam. Buyurun Uğur Bey, bir daha sizin için çeviriyoruz. Kesin oğlum, şurada var ya. Yenileceğim dedin, yenilemedin yine rezalet. Yeniledim. Ha, şimdi düzeldi bende. Rakibin kalecisini. Değil. Yok. 82 overall oyuncu. Ooo, milimle. Evet arkadaşlar, ben bu draftımla bir yedek oyuncu seçeceğim. Tercihimi Darwin Nunez'den yana kullanıyorum. Hem santrfor hem kanadı yedeklesin. Liverpool'dan oyuncu çekmiş oldum böylece. Tebrikler. Arden benim için geliyor galiba. Benim için. Arden için. Arden'cim 38 yaş üstü gelince senin içindir yani. Çok tartışmaya gerek yok. Aynen Arden'cim. Oh be, ben korkmuştum. Evet Arden. Kaleciler açık mı? Hayır. Kalecilere bir tur kaldı Arda. Allah kahretsin ya. Wagner Larajo'yu alıyorum Palmeiras'tan. Orta saha. Sen böyle bir sürü kaleci almaya çalışıyorsun da. Yani istediğin kaleci banlanıyor, biliyorsun değil mi? Hani sıradaki kaleci değil. Hani 8 kaleci alırsam en iyisini banlamazlar falan diye düşünüyorsun galiba da. Hayır öyle değil. Bir tane yedek olsun en azından. Yedek kaleciyi 38 yaş üstü alayım diye yapıyordum da, istiyordum. Mal gibi şimdi orta sahada aldım ya. Ya 85 ya artı. İnanamıyorum, böyle bir şey yok. Abi, bir tane Haaland aldım. Haaland'la Pedri. Onun dışında 3 tane 38 yaşında. Hayır. Neyse tamam.
Vallahi çıldıracağım ama ya. Hiç sevmediğim şeyler yine iyi adamlar geldi. Allah kahretsin. Aynen. Arkadaşlar ben Kai Havertz'i alıyorum ya. Kai Havertz'i alıyorum. Cam alamıyor adam, cam alıyor ya. Tek mevki var ya, bana. İnanamıyorum ya şu anda. Ya inanılmaz mısın? Sonra hile sanılıyor işte. Aslında hile yapmıyor Onur abi arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. O zaman öyle bir şey diyeceğim ki. Ben bundan kadrajdan çıktım ya. Bak. Hakkınızı yitireceksiniz. Arkadaşlar bana bir dakika izin verin. Ve Uğur için geliyor şimdi. Bakalım Uğur derin dondurucu kimi alacak arkadaşlar? Hangi oyuncu geliyor? Bir 85 ve altı oyuncu. Ya artık ama yani küfür edeceğim bu çarka ya. Böyle bir şey olmaz ya. Şu ana kadar evet. Arden şu ana kadar şanssız. Arden senin için manyak bir şey çevireceğim. Bekle. Bir jokere mutlu olurum. Şöyle ben şu an seçimimi yapacağım. Ben kaleci seçemiyorum. Ama benden sonra Arden kaleci seçmeye başlayabilecek. Öyle söyleyeyim. Evet. Çok iyi. Helal bu arada, bak görüyor musun? Nasıl centilmence söyledi. Helal olsun abi. O zaman çeviriyoruz. O zaman alamıyorum ya. Aa. Niye? Almanya'da mı? Bayern'de çünkü. Oğlum her şeyin Bayern'de olması ne kadar kötü ya. Evet arkadaşlar, ben seçeceğim oyuncuyu buldum. Aslında 85'lik Delikt vardı ama Almanya'dan seçim yapamıyoruz. O yüzden... Aynen, ben görmüştüm. Ben gidip Milan'dan İngiliz stoper seçeceğim. Tomori'yi alıyorum ben. 84 overall. Tebrikler. 85 altı olmasını kullandım ilk defa. Evet bak nasıl söyleyeyim. İnanmadım. Arden'imi al. Oh al Arden'im. Helal olsun abi ya. Dedim sana. Ben burada seçimimi sol beke Theo Hernandez demek istiyorum. Güzel seçim. Ben Mendes olmasa onu alacaktım. Tomori'yi tercih ettim. Tebrikler Erdencim. Evet Onur online için şu anda çark çeviriyor sevgili dostlar. 85 artı mı geliyor? Gelmiyor. Vay be. 5 büyük lig dışı geldi. Vay be. Gakpo gibi bir şey keşif yap abi yine. Çıkar şeyden. Ya bir oyuncu var ama bu şey olarak sayılmıyor galiba ya. Allah kahretsin. Abi Richmond diye bir takım Premier Lig'de mi oynuyor bu takım? Ya Onur gerçekten sen bizle yaşıyor musun ya bu olayları? Gerçekten mi anlatıyorsun bunları? Anlamıyorum ya. Abi Richmond da çok iyi. He? Ama emin değilim artık ya. Troll yaptığından emin değilim çünkü. Yani Richmond bu... diye takım Premier Lig'de abi. Richmond diye bir takım, hayali bir takım konuştuk ya. Bana seçtirmediğin oyuncu. Ulan seçtirmedin yani. Bizzat kendini seçtirmedin yani. Daha nasıl unutabilirsin abi? Sen mi bilincini kaybettin, ben mi anlamadım yani. Ben de diyorum ki Tark diye bir tane santrafor var. Potansiyeli de yüksek. Tamam pardon ya. Evet arkadaşlar şimdi bunu alalım. Az önce dedim ya. Manyak bir adam buldum demiştim ya bir bölüm önce. Oydu işte. Neyse hiç bond olmuyormuş arkadaşlar. Başka bir bond. Onur için Tart'la Gakpo aynı kişi olduğu için fark etmiyor. Lan ya. Neyse ya. Neyse şimdi güzel bir oyun seçeriz. Bir dakika. Evet sevgili dostlar. Oyuncumu seçiyorum. Oyuncum David Norman Timber. Ajax takımından. Timber'ı takımımıza katıyoruz. Kendisi 80 overall 88 potansiyel. Teşekkürler, iyi günler. Evet. Çarkımız Uğur derin dondurucu için dönüyor. Bakalım Uğur'a 85 ve altı oyuncu. Ya bu nevi sürekli 85 arabada uçuşuyor bugün ya. Ve şeyler daha gelmedi. Banlama. Lan bir tane takas gelmedi, evet. Bir tane bir 82 gelsin, bir takas gelsin. Allah kahretsin, neymiş bu 85 ya? Ya ben Fodun'u almamıştım da artık alacağım mecbur ya. Fodun'u alıyorum ben. Tamam tebrikler. Tebrikler. Arden'cim 85 artı sana 85, be. 85 aynen üstü aynen. 85 artı hadi. Hadi hadi. Sana da güzel, sana da güzel. Güzel Erden. Kaleci seçebiliyoruz değil mi? Ama buradan seçmem evet. Daha. Evet, seçebiliyorsun. Ben de seçebiliyordum da. Burada yok, evet. Erden sana bir kıyak yapayım be. Ne kıyağı? Abi böyle bir şey gelmişken potansiyeli yüksek bir tane oyuncu al gitsin. Zaten 88-89 oluyor onlar. Gerçekten çok iyi bir öneriydi abi. Teşekkür ederim. Evet, buradan tarihe geçecek bir evlilik önerisi. Gurme bir öneri kimse geldi. Yapmaz. Bunu kimse yapmaz. Gurme şeyi. Ben o zaman Leao'yu alıyorum sol kanada. Tamam, tebrik ediyorum Milan'dan. Güzel bir oyuncu. Şöyle bir dönsün bakalım benim için ve Joker değil. Ulan Joker gelseydi var ya. 20 yaş altı. Batman gelse ya, nasıl olur? Ya kimlerle uğraşıyoruz, çıldıracağım ya. Güzel espriydi, kabul et. Ben arkadaşlar orta sahaya ne güzel eksik. Gavi'yi alıyorum, Gavi. Arden şu anda yok oldu. Orta sahamıza Gavi'yi alalım bakalım. Çarkımız şu anda kim için dönüyor? Uğur için. Benim için. Vay, güzel hareket. Güzel hareket. Rakibin kalecisini valla. Allah kahretsin. Kaleci yok da. Ama tabii cebine attı. Arden'in kalecileri 80'den daha kötü. Sakın banlama bence. Kalecim yok zaten. Yok, zaten banlayamam. Çünkü bunun mantığı
şey değil. Adama yani... ödül olur lan. Banlamam ödül olur mu? Zaten yok şey kalecim değil. Yok. Daha kaleci seçimi yapmadık 80 üstü. Bu isteğe bağlı değil mi Uğur? İsteğe bağlı bu. Abi yok. Zaten mantığı yüksek kaleciyi banlayıp şey yapmak. Evet. Alttan seçtirmek. Ya evet. Joker sende abi... duruyor değil mi şu an? Yok. Joker ayrı durmuyor. Durmuyor. Öyle bir şey o kadar evet, değil. Tamam. 82 overall oyuncu Uğur. 82 overall. Ben mesela bence şu anda ben çevirmem lazım bence. Niye? Bence. Beklememek için. Kamerada nasıl netliyor lan? Aynen öyle. Evet arkadaşlar ben seçimimi hızlıca gerçekleştiriyorum. Şimdi overall 82 arkadaşlar bu kardeşimizi. Ama CDM'de 83 artı 2 oynuyor. Evet. Ve potansiyeli 89 yani 85 oynuyor CDM'de. Evet kimdir? Evet. Söyleyeyim kendisi lütfen. Tchouameni Real Madrid'de oynuyor. Teşekkürler. Tebrikler. Evet Arden senin için geliyor. Şimdi işte haydi. 5 tur mekibanlardan. Santrfor. Stoper bence. Santrfor. Santrfor banlandı. Uğur şu anda onları yazdı kenara. Evet Arden için bir daha 84 overall oyuncu. Bak Arden olur. İyi. Adam olana fazla bile biliyor musun? Tamam. Gerizekalı ya. Arden seçene kadar bir çevirelim hayır, mi? Hayır hayır bir dakika seçeyim abi. Aa yangından mal kaçırıyor Onur abi arkadaşlar. Havertz alındı mı? Alınmadı. Onur abi alacaktı alamadı. Ben Kai Havertz alıyorum. Teşekkürler. Ben banlı. Bitti ya banı bitmedi mi? Abi bir dakika. Bir dakika bitmedi yok bu son tur. Allah kahretsin. Cam bir tur. Evet bir tur var camda. Evet Uğur'un camdaki bacakları. Camdaki kız. Öyle de bir dizi var. Gerçekten seksi bacakları. Bastoni'yi alıyorum 84. Tebrikler. Mevkisini de söyleyelim. Stoper mi mesela? Bastoni stoper Inter'de oynuyor. Teşekkürler. 5 tur mevki banla geldi Onur online'a. Lan dur. Hayır bir dakika. Burada. Evet geldi. Ha evet ne? Tamam geldi pardon. Ben bize bana çevirmedik sandım bir an. Adam oyuncu alıyor. Şeyini söylüyor. Hayır, ama... Hayır geçen yıl o hatayı yaptık ya bir daha olmasın diye. Hayır, hayır. Ya. Arkadaşlar stoperi banlıyorum ben. Stoper. İyi oldu var ya. İyi ki aldım bir tane stoper. Devam edelim. Ben de bir tane aldım o yüzden boşuna banladı. Ben de 4 tane var ama. Hadi dur 82'ye gitme ya. Ya gitme 82'ye ya. 82 eşeğin. Arden. Lütfen. Ne oldu abi ne dedim. Evet. Cam oyuncusu bana kalktı sanıyorum. Cam bana bitti az önce. Evet cam bitti. Ben burada. Wirtz. Sorar mısın? Wirtz alamıyorsun ki Alman liginde oynuyor. Evet. Arden ya. Evet ben burada ilginç bir şey yapacağım. Artık yavaş yavaş bir santraforlara doğru gidelim istiyorum. Ve Darwin Nunes'i takıma katıyorum arkadaşlar. Katamıyorsun çünkü ben aldım onu çoktan. Hadi ya. Santraforlar banlı zaten bir de. Nasıl banlı ya? Ya inanılmaz bir adam bu ya. Gerçekten zirve ya. Tamam. Tamam. O zaman değiştiriyorum. Aurelien Tchouameni. Tchouameni. Real Madrid'in CM. Ya oğlum ben geldim terk edeceğim Revil'de ha. Ne oldu yine ne oldu? Durdurdum bunu okunuşunu dinledim öyle söyledim falan ya. Yaşadık ya birlikte 30 saniye önce yaşadık ya bunu. Pardon ya özür dilerim. O zaman arkadaşlar. Madem daha durdurdum. Dedim ki yok CDM'de 85 oynuyor. Yok aslında 80. Demek ki Onur abi dinlemiyor. Real Madrid'den dedim. Benim... Ben başka elde miyim arkadaşlar? Lütfen yazın ya. Gerçekten bunları koyun artık yeter ya. Kesiyoruz şey zannediyorlar. Onur çok bilinçli seçimler yapıyor zannediyorlar. Bu adam hile yapabilir mi Allah aşkına? Bu adam da önünü göremiyor ya. Bu adam yolda düz yürüse başarı ya. Adamlar beni bile linç etmişler inanılmaz. Neyse devam. O zaman ben şimdi seçiyorum. Kaleci bana da kalktı galiba. Kaleci bana kalktı. Çoktan kalktı. Kalktı ya. Ha kaleci bana kalktı özür dilerim. Ben arkadaşlar ne olur ne olmaz. Hani ne olur ne olmaz bir şey olur. Şimdi kalecimize bir şey olur diye şey yapmak istemiyorum. O yüzden bir yedek kaleci olarak Andre Onana'yı alıyorum arkadaşlar takımımıza. Hayırlı uğurlu olsun. Dopingli adamı aldın. Doping basıyordu. Ben severim hileci adamları. Rakibin kalesini banla. Evet direkt gitti. Dopinge hayır diyor Uğur abi. Onurcuğum yapacak bir şey yok. Onun yerine 80'li bir kaleci alalım. Ya. Senin takımın temiz bir takım. İyi insanlardan oluşuyor. Bence abi. Anlayalım Onana'yı. Sen de 80'lik helal süt emmiş. Bana iyi bir ders verdin. İlk kazandığı parayla annesine ev almış bir kaleci al. Çok o zaman Uğurcan Çakır alıyorum. Helal olsun. Uğurcan Çakır. Takımımıza hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Uğurcan bir daha Çakır. Benim için çeviriyorsun. Evet şimdi efendim? Uğur abi oyuncu seçmemişti. Bir daha onun için çeviriyoruz. Helal. Şimdi Uğur için dönüyor. Bu diğer oyundan tecrübemiz bu arada. Aynen öyle. Allah'tan yorumlara geçen yazmıştı arkadaşlarımız nereden olduğunu atanın. Bir de biz anlamıyoruz eksik kaldığını şey diyoruz ya. Ya bu nasıl böyle bir şey olabilir ya? Lan nasıl falan? Şişiriyoruz. En son çözmüştüm ben. En son çözmüştüm ve... Ama çok aradık ne olduğunu yani. Bakıyoruz onda 16 oyuncu var, onda 20 bilmem ne oluyor diyoruz ya. Arkadaşlar ben açıkçası çok alternatif kalmadı bana. O yüzden
84'lük babalardan birini seçebilirim ama Mertens de Tadic de benim mevkilerini doldurduğum oyuncular. O yüzden biraz daha genç, aktif, kanı kaynayan aktif bir kardeşimiz olan. Aktif olması önemli. Seçelim. Pedro Gonçalves'i kadroma katıyorum. Mevkisi ne? RV. Tebrikler. Evet. Kimi evet. için çeviriyoruz? Arden. Benim için geliyor. Çarkı görmüyoruz şu an ama arkadaşlar internetten dolayı bazı şeyler oldu ve... 5 büyük lig dışı oyuncu seç. Abi internetten dolayı çark gözükmedi. Bir daha yapmamız lazım yani. Biz gördük. Benim gözüm şu an kartal gözü. Ben şey yapamıyorum. Baykuş gözü var bende. Bak mis gibi gel. Gördün mü? Benim görüş bakış açımı aldın mı Arda? Aldım onun abi gerçekten. İzliyorsun şu anda. Onun gözünden izliyorsun. Sağ bekime nerede o çocuk? Pedro Porro'yu alıyorum. Tebrikler şeyde Arden. Oynuyor, Sporting'de oynuyor, sağ kanat bek. Tamam. Benim için geliyor. Hadi 85 artı. Hadi ya da Joker. Ya Joker ya 85 artı. 82 overall oyuncu seç arkadaşlar. Tebrikler. Bu arada kaç tur oynuyoruz Onur abi? Videonun başında söyledin mi? 20. Bunu niye söyleyelim oğlum? 20 tane oyuncu seçiyoruz ya. Ha tamam. 20 oyuncu seçmek için 20 tur lazım Arda'nın için. Yok bazen 22 falan bazen şey yapıyor Onur abi ekstra oynayalım falan diyor. Öyle demesin diye. Ben burada hemen hızlı biraz geçeceğim. Chelsea'den Pulisic alıyorum arkadaşlar. Ooo yasak demiştik Kristen... abi. Aa, yasakları biliyorsun delmek için var. Chelsea'den Pulisic aldım ve çarkımızı şöyle bir çevirelim bakalım. Uğur için. Pulisic işte yıllardır evet. O beklenen atlamayı yapamadı ya. Aha! Kimse de Joker de yok. Kimse de Joker de yok. Evet, elime düştünüz. Ben Zlatan'ı veriyorum, Ruben Dias'ı alıyorum. Onurcuğum öyle farklı mevki seçmek yok kardeşim. Adam benim ben santrfor aldım, adam santrfor aldı şimdi. Ne haber? Stoper bandı. Stoper bandı. Oğlum takas bu, banla alakası yok. Stoper bandı. Stoper draft etmiyorum, senin adamını alıyorum. Daha önce alınmış adamı alıyorum. Stoper bandı. Stoper bandı da değil. Evet, bandı da alakası yok olayın işte. Ben bunu saymam ki. Arden'cim oy sana kalıyor. Bence ortada ya şimdi var şimdi ama. Öyle bir şey olacak ki ben de şey var diye demişim gibi olacak ama sonuçta takas gerçeği, bu yani. Bence gerçeği Uğur'un dediği gibi canım ben şakasını söylüyorum. Gerçeği öyle yani haklı. Haklı. Umurcuğum ben takası yaptım ama bir tane daha ömür seçeceğim. Bir daha çevirmemiz lazım. Tamam bir saniye ben şu şeyi yazmam lazım sonra sıkıntı oluyor. Evet bir yani oyuncu daha çeviriyoruz. Hani herhangi bir çok kötü oldu ya. Alayım durumu yok yani. Ay Joker giriyor az kalsın. 20 yaş altı oyuncu. Bir de Joker gelse zaten ya. Artık. Benim için çok kötü oldu ama ya. Benim için çok önemli oyuncum gitti ya. Daha alırsın abi. Bir de banladı. Korumak için göz bebeği gibi baktı oyuncu gitti. Daha 11 tur var abi aşağı yukarı. Oğlum iyi de çok ya çok iyi oyuncu gitti ya. Ben olsam ben de üzülürdüm. Geçen Rebuild'de hatırlıyor musun? Alisson'um gitmişti son anda. Evet. Evet çok kötü oldu ya. Bu arada Uğur ilk seçiyor değil mi? Kaç oyuncunuz var baksanıza bir. 9 benim. İbrahimovic'i yazmamışsındır. Benim niye 8? Allah Allah. Uğur senin? Sayıyorum. Kesin yine kaçırdık arada ya. 8, 9 var bende. Şimdi benim seçeceğim 10 olacak. Ben de seçeceğim 10 olacağım. Senin eksik demek ki. Seni eksik yazmışız ya da. Bir tane ya eksik yazdın ya bir şey yaptın birine ve devam ettik keriz gibi. Neyse ben seçimimi yapayım sonra sana geldiğimizde bildiririz o durumu. Ya bence bir adam yazmadım ya. Hatırlıyor musunuz siz? Van Dijk, Timber, Gavi, Saka. Havertz'i yazdı mı Havertz? Alamadık Havertz ya. Havertz'i alamadık. Bak Van Dijk, Timber, Gavi, Saka, Gakpo, Uğurcan Çakır, Pulisic, İbrahimovic. Van Dijk'ı yazdın. Van Dijk var değil mi? Hı. Mevki git hatırladığın var mı? Mevki düşün. Bir dakika abi geçmiş diyeceğim. Anthony, Onana. Onana ha onu kaleciyi değiştirdin. 80'li kaleci geldi. Seçmedin. Ha Uğurcan seçtin. Uğurcan geldi. Wirtz, Nunes, Gavi, Timber, Havertz, Gakpo var. Van Dijk, Guardiol. Guardiol aldığımda alamıyordum. Evet yerine adam almadın mı? Aldım ya. Timber'ı mı aldım? Bir şey yaptık ya. Timber doğru. Ulan bir oyuncu gitti arada ya. Ben seçimimi yapayım, şeye devam edelim. Tamam. Sana söyleyelim. Evet arkadaşlar, ben seçimimi yapıyorum. Bu arada Onur galiba bir tane sektirmişiz yine. Onur turu tamamladıktan sonra çift yapacak. İki tane oyuncu seçecek yani. Ben Kamavinga'yı alıyorum. Kamavinga. Real Madrid'den orta sahamı seçmeye devam ediyorum. Tebrikler. Tebrikler. Arden için geliyor. Ya biz bir tane oyuncu unuttuk arkadaşlar ya da bir tane kaydı. 82 oyuncu, 82 overall Arden. 82 overall. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Kamavinga 79 gözükmekle birlikte CDM'de 83 oynuyor. Al işte. Yine gitmiş bakmış bir şeylere bak. Abi çalışıyor abi adam. Ben de bakacağım ya. Bir dakika. 82'lik 85'lik bir adam istiyorum ben de. Evet Arden.
artı rating gibi olan adam değil ama aa tamam değiştiriyorum. Schlotterbeck alıyorum. Artı 2. 80... Alamıyorsun. Almanya'da oynuyor Arda'cığım. Tamam, nerede zaman... oynuyoruz ya? Sağ kanada Antony alıyorum. Antony. Tebrikler 82 overall. Şimdi ben iki kere çevireceğim arkadaşlar. Sıra bende. 80... Kaleci Aristakas. Kaleci Aristakas. Yes. Yes. Ruben Dias alıyorum. İbrahimovic'i veriyorum arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. Şimdi iki tane daha çevireceksin. Çünkü oyuncu almadın ekstra. Bak burada unuttuk kesin. Aynen. İbrahimovic git bu takımdan. Dias gel buraya. Ulan i̇şte ya. Bu. Joker işte Joker gelmediği her şey. Çeviriyorum. Ben çeviriyorum. Yine aynısı gelsin. Yine aynısı. Evet. Kaleci Aristakas. Dur. Dur. Yeterli dur, kardeşim dur. Ya. Yuh artık ya. Bir şeye bak ya. Allah Allah. Kaleci Aristakas geldi. Alanda alacaktı. 85-6. Arden korktun değil mi? Kabul et. Korktum ya. Artık o da gelse oynamayalım abi. Bu ne ya böyle? Arkadaşlar şey var mı? Banlı mevki var mı? Banlı mevki sadece stoper. Gerçi senin eline geldi. Sen doğru. Sen sonsun. Bu el kalkıyor şey. Stoper banlı kalkıyor. Sen seçemiyorsun stoper. Tamam sadece stoper banlı yani. Evet aynen. Zaten stoperi tamam. Var onun. Ben yine de stoper alabilirdim ya Arden. Aynen orada ya. Her şeyi toplayıp bize bırakmama gibi bir amacı var. Cam banı kalktı. O zaman ben 84 overall 91 potansiyelle Havertz'i alıyorum. Tebrikler. Haber. Bir daha Havertz'i çevireceğim aldım. Şimdi. Bir tamam, tane çevir. Tamam onu ya. Yapıyorum. Hadi onun oğlum be. Kölesi olduk ya burada. Hadi oğlum be. Hadi koçum be. Kaleci Aristakas. Kaleci Aristakas. Kaleci Aristakas. Evet şimdi orada sahada bir Kevin De Bruyne de gider ama şöyle bir bakayım. Evet. Şimdi Timber'ı mı versem, Saka'yı mı versem, Plus için mi versem Arden'e, Uğurcan Çakır'ı mı versem, kaleci hariç de kalsın. Kaleci hariç ama ben kalecisini alamıyorum. Kaleci verebiliyorum değil mi? Evet evet. Kaleci verebiliyorum ben. Aynen. Evet. Orada sana bakayım. Gavi'nin yanı mesela boş. Şu anda çok ikilemdeyim. Haaland mı, De Bruyne mü? Çok ikilemdeyim. Benimle oyun oynuyorsun abi ya. Beni vallahi bak Gabi var oğlum. Gabi'nin yanında mesela orta sahada adamım yok Gabi'nin yanında. Gabi Santfor'da kim var? Kimse yok. İkisi de boş yani bir şey yapacaksın. O zaman ben Haaland'ı alıyorum. Uğurcan Çakır'ı Arden'e veriyorum. Özür dilerim. Bir daha çevir. Bir daha çeviriyorum. İşte kölesi yaptı Arden. 25 dakikadır çarşı çeviriyor. Bir tane oyuncu seçmedi diye köle olduk ya. Kaleci Aristakas! Kaleci Aristakas dur! Yeter artık bu ne kaleci hariç takasmış ya. Kaleci hariç takasmış ya. Nerede devirini alacaktım ya. Allah kahretsin ya. Ya bir de o gelmeyince çok şey 85 ve 6 geliyor yine de güçleniyor falan hani. Evet sanki çok kötüymüş gibi. Gitmiş kaleci hariç takasın yanına koyduğu şey lan bak. Benim tek 90 benim 90'lık oyuncum yok. Haaland 88 de o gitti yani. Benim hepsi şu an 85 86 falan hepsi bu. Ben o zaman oyuncu seçimi yapıyorum. Milan'dan Tonali demek istiyorum ama demiyorum. Son anda demiyorum. Çünkü dersem kötü olabilir diye düşünüyorum. Ama yine de Tonali alalım ya. Sandro Tonali Milan'dan takımımıza hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin diyoruz Tonali. Ve çarkımız Uğur için dönüyor. Nihayet. Galiba en son geçen yıl çevirmiştim. Konsepti tekrar hatırlatır mısın Uğur? Rakibin kalecisi ne? Rakibin kalecisini banla 80'lik kaleci seçsin. Bunun anlamı yok çünkü 80'lik zaten. Yok şu an. Devam ediyoruz. Evet. 82 overall oyuncu seç. Ya yeter. Haaland. Ben ne diyeceğim? Haaland'ı geri alacağım ben. Ne? Geri alacağım Haaland'ı. Bana şu an var en lazım olan şey Joker. Bana hemen Joker lazım. Ya bir Joker de gelmedi gitti ya bütün video boyunca birimize. Kimseye gelmedi değil mi? Lanet girsin böyle Joker'e ya. Ben yedek kalecimi alayım da bir kıldım bu kalecisi. Remiro. Şimdi bir dursun. İyi kaleci. Burada başımız belaya girmesin. Kalecisiz kalmayalım. Yani bu oyunda çünkü kalecisiz kalma riski de var. Haaland'ı geri alıyorum şimdi. Remiro'yu aldı o. Ben Haaland'ı geri alıyorum. Şu an geri alıyorum. 85 artı hadi yine iyisin koçum. Al. Mbappe. Mbappe yok ama dur bir şeyler alırız. Mbappe. Ronaldo. Haaland alamıyor mu Arda? Yok. Courtois'u alıyorum kaleye. Oğlum. Çok erken ya. Çünkü kalecisini değiştir var orada ya. Çok erken aldım bence. Ben senin olsam başka mevki alırdım. Neyse. Evet. Hata yapmış olabilirim. 4-5-6. Ama kalecisiz kalmak da var işin sonunda. 5 tur mevki banla geldi bana. Şu an banlı hiçbir mevki yok. Ben stoper banlıyorum.
Tamam. Devam, devam et. Bir daha devam et. Ulan harbiden erken yaptım ya. Hayır ya. Kalecisini. Aa çok şanssızlardan. Acayip şanssız. Erden var ya. Ulan Erden. Az kalsın gidiyordun ha. Vallahi gidiyordun yine. Ulan ben niye 80 ya. Çok büyük hata yaptın. Kaybettim bu hata yüzünden. Gerçekten özür diliyorum herkesten. Ben Juventus'ta oynayan, kiralık oynayan Manuel Locatelli'yi alıyorum arkadaşlar. Orta sahama. Manuel Locatelli. Takımımıza hayırlı uğurlu olsun. Ve çarkımızı Uğur için çeviriyoruz. Evet. Uğur için 84 overall oyuncu. Tebrikler. Eşref Hakimi. Tebrikler. Güzel. Arden Deniz mi geliyor? 85 diye aklıma kalmıştı. Hadi yine iyisin Arden. Rakibin kalecisini banla. Yok ki. Kimsenin. Var var. Remiro var. Ben Remiro yerine şey seçeyim 80'lik kaleci. Remiro kaç? Sende var mı Onur kaleci? Sende kaç var? Onur kalecin kaçlık? Bende kaleci yok. Tamam. Tamam devam edelim. Bir tane daha çeviriyoruz bana. Tamam Uğur orada. Bekle bekle bekle. Ne yapıyorsun oğlum? Bir söyleyeyim ben kimi aldım. Abi sen söyleyene kadar Arden'i çevirelim işte. 5 büyük dışı. 5 dur mevki. Hay ananı. Bekle Uğur şimdi oyuncuyu bir seçsin. Sonra sen de orada bak. Hemen kaleci banlayacaktın değil mi Arden? Değil mi Arden? Değil mi Arden? Kaleci banlayacaktın değil mi? Tamam var ya sen. Yemin ederim içimi sıktı. Şunu bir çıkarayım. Sıcakladım sinirden ya. Evet ben Nant'tan Lafont'u alacağım. 23 yaşındaki kaleci. Tamam. Arden'cim. Stoper yedeği. Stoper banlı. Banlı banlı. Orta saha yedeği İbrahim Sangare. PSV'den. Defans orta saha. Tebrikler. 84 overall oyuncu Allah kahretsin ya. Ya ne ya? Öf abi 81 aldım ben ya. Haaland'ı da aldın. Ruben Diaz da sende zaten. Neye öflüyorsun abi ya? Bu ne ya? Aşırı tilt oldum şu çarka. Ben burada ne olur ne olmaz hani arkadaşlar şey kaza kurşuna gitmeyelim diye Wolfsburg'un kalecisi Kastels'i alıyorum kaleme. Şimdi bir kaleci bana gelir bir şey olur. Ben Kastels'i kaleme koyayım devam edelim. Evet. Joker kazan mı? Lan hayır. Hayır dur. Kaleci hariç takas geliyordu az kalsın. 20 yaş altı oyuncu seç. Evet beyler benim tercihim netleşti. Ben Ansu Fati'yi alıyorum. Tebrikler. Devam ediyoruz. Arden senin için galiba. Şimdi Joker. Rakibin kalecisini banla. Hay anasını ya. En boktan şey ya. Onur abi seni ben banlıyorum. Olmadı bitti. Devam ediyoruz. Tamam bir dakika. Ben o zaman kalecim banlandığı için kim var? Evet Onur seçiyor. Evet. Onur, mecbur Onur'unki gidiyor. 80 overall'lı bir kaleci seçeceğim değil mi? 80 overall'lı seçeceğim. Evet. Aynen. Alban Font, Lafont alındı mı? Alındı bende. Yeneza sorma. Yeneza kesin alınmıştır diye düşünmem bile bir gelişme. Güzel. Kepa'yı alıyorum ben o zaman. Chelsea'nin kalesi Kepa'yı. Şimdi şöyle Joker. Joker katalım. Kinetik bir enerji yaratalım. Heath Ledger'la rahmetli. Haydi bakalım. Haydi. Joker. Hay. Kaleci Ali Sakas geliyordu ha. Arda. 6 geldi. Ah dediğine bak ya. Manyak mısın oğlum sen? Abi kaleci Ali Sakas gelse Haaland'ımı geri alacağım ya. Onur sen Kurtuay'ı banlamış mıydın? Kurtuay'ı Arden aldı Arden'de. Hala bende. Ha Arden'e geldi kaleci o yüzden mecburen sen ya da benden biri oldu okey. Bugün çok etkili olabileceğini düşündüğüm bir oyuncuyu alıyorum. Belki de verim kralı olacak. Nebil Fekir. Fekir. Güzel. Hadi oğlum bir Joker be. Çok ihtiyacım var Joker'e. Joker! Dur! Dur! Lan dur Joker dur Joker ya. Yok Joker bu videoda Joker çıkmayacak kimseye ya. Ya inanılmaz ya. Nasıl olay ya? Bu nasıl oldu böyle bir şey? Ya ulan bir Joker gelmedi ya. Çıkmayacak yok niyet etmiş. Bir tane var bir de abi. Bir yeşil var, var hiçbiri gelmedi. Tamam ben bu PSV'deki Maduki'yi alıyorum arkadaşlar. Tebrik PSV'de. Ediyorum. Ve şimdi sıra Uğur abide. Evet. Uğur için geliyor. Haydi bakalım. Rakibin kalesini banla. Aha. Kurta. Arden'cim gir 80'lik kalecilere. Kurta evet. Onu da veda et. Arden'cim sen oradan bir kaleci seçersin. Zaten Kurtuğa seçimi rezaletti. Yani dedim sana şey. Erken seçtim diye. Evet rezaletti ya. 85 artı mı? 5 büyüklük dışı mı? 5 büyüklük dışı oyuncu seç Uğur. Evet Uğur bize 5 büyüklük dışı oyuncu söyleyecek. Arden de bize. Anasını satayım Joker gelmez. Kaleci 100 kere geldi kaleci silme şeyi ya. Ben Livakovic'i alıyorum. Livakovic kaleci olarak tebrikler Arden'cim. 2 tane 80'lik kalecim var. Bir de Onur abi Uğurcan'a vermişti bana. Harikayım şu anda. Müthiş. Yani oynatsam mesela böyle girsem videoya istikrarlı da oynayamayacak bir tanesi. Birbirini kesecek. Öyle bir şeydeyim şu an.
Evet arkadaşlar, yedeğimi 84'lük Insigne'yi alıyorum. Insigne güzel oyuncu, tebrikler. Devam edelim. Arden. Hiç alakasız MLS'den çıktı bak, hiç beklemiyordu. 85 abi, 5 büyüklük dışarıdan. Söveceğim gerçekten ya. Mertens alacağım arkadaşlar ben. Süper Lig'den Mertens. Tebrikler. Devam ediyoruz. Haydi bir joker be. Haydi bir joker be. Kaleci hariçte gaz. Dur. Dur. Ah. Oğlum buna sevinir hale geldik ya. Yok böyle bir şey ya. 85-6. Ulan kaleci hariçte gaz gelse var ya. Ya hep de Onur abiye geldi ya. Ya inanamıyorum. Gerçekten parçalayacağım bilgisayarı ya. Çok bugün moralim bozuldu. 85-6. Bizim şeylere bak. Bizim hayalini kurduğumuz şeylere adam üzülüyor. Ya inanılmaz ya. Evet, stoper bana kalktı galiba. Kalktı evet. O yüzden stoper almıyorum. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Ben kaleci alacağım. Unai Simon diyorum ya. Enteresan bir tercih. Güzel. Kaleye Unai Simon alıyorum. Atletico bilmem ne de oynuyor arkadaşlar. Unai Simon. Gelsin bakalım. 83'lük bir kaleci. Bende Kepa var değil mi hala? Kepa. Var. Size bir şey tamam diyeyim mi? Bence bir daha bu videoyu yaparsak kaleci hariç takas yerine direkt oyuncu banlama yapabiliriz. İstediğin oyuncuyu geri havuza gönderiyorsun. Al. Al. Kaçıncı seçimle? Bunlar. Ben stoperime Marquinhos'u alıyorum. Marquinhos güzel. Tebrikler. Devam edelim. Arden için geliyor. Hadi yine iyisin Arden. Hadi yine iyisin. Evet. Haaland'ı geri istiyorum abi, kusura bakma. Haaland'ı veriyorum ve alıyorsun, alıyorsun. Haaland'ı alıyorum ve sana çok iyi bir adam vereceğim. Laranjo defansif orta saha. 40 küsü 40 38 40 yaşında öyle bir adam, Brezilyalı. Palmeiras'ta oynuyor. Laranjo. Evet. Laranjo. Tamam. Haaland'ı alıyorsun. Bir daha çeviriyor bu çocuk. Bir daha çeviriyor. Dediğini yaptın, helal olsun. Şimdi bir de joker. 5 tur mevki banla. Evet, hiç banımız yoktu. Şu an çok kritik. Onur kaleci abinin santraforu yok değil mi? Kim var? Kim var Onur? Vlahovic. Ne zaman aldın? Vlahovic var mı, gerçek mi? Ne ara aldın lan Vlahovic? 84'te aldım ya, 84 şey. Kaleciniz var mı? Kötü kalecilerimiz var. Hepimizin kalecisi kötü. Ulan ben onu de kurtu olsaydı. Senin de kötü. Yani benim yok, benim de kötü. Ön libero banlamayacak. Yok. Kaleci banlarsan Erdal hepimizin kötü olur. Gerçi Onur'un bir tane 84'lük bir kalecisi var. Banlayamam kaleci, kötü oluruz hepimiz. Ben santrafor değil. Cam. Niye santrafor banlamıyorsun? İkimizin de santraforu iyi. Mbappe, Haaland. Onunki de iyi ya. Daha kötü bir şey yok mu? Mbappe 84 oğlum. Deli misin sen? Bizim doğru, cam yok. 88. Kanadı yok Uğur'un. Nasıl yok lan, var kanatlarım. Yok. Yok, kanadı yok. Yok mu? 85 olmayayım kanatları. Fodum var. Ya şu an ne yapsam sıkıntı olacak. Santfor banlıyorum, geçiyorum ya. Kusura bakma abi. Ya ne yapsam sıkıntı. Tebrikler. 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 Bir daha çeviriyor. Bir daha adam alacak. Daha evet, adam. Tamam. Bu arada bende Blavich yoktu. Onu da söyleyeyim. Bak ya, ya gerçek. Bir de gerçek mi diyoruz ya? İnanılmaz ya. İnanılmaz adam bu hile, yani hileye yakın tatlı. Ben 5 büyük lig dışı kaleci alacağım ya şimdi. Arkadaşlar çok ufak, böyle 1 dakikalık bir video kaydını açmamışız. Arden bir kale seçmiştin. Kimi seçtin? Mantela'yı seçtim. 5 büyük lig dışı. Daha sonra ben çevirdim arkadaşlar. Sıra bende olduğu için mevki banla geldi. Ben stoper banladım. Ondan sonra bir daha bana geldi. Ben yapıyorum. 20 yaş altı oyun seç şu anda. 20 yaş altı oyun seçeceğim. Evet. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben kaydı açmayı unutmuşum. Ben de banların durumunu söyleyeyim. Stoper draftta sonuna kadar ballı. Ballı diyorum. Ballı yok. Ball yok. Ballı. Ban var. Banlı. Banlı. Böyle şey yapabiliriz. Banlı. Onur Şahin heyecanlı. Akşama ev var mı? Arden. Stoper gitti ya. Neyse. Evet, santrfor'a sadece Onur son tur. Balı varsa santrfor seçebiliyor. Yoksa santrfor seçecek. Bak, iki kere karşı taraftan oyuncu al geldi Onur abiye üst üste. Eğer orada da santrfor gelirse yani yerlere atacağım kendimi. Bunu da video olarak bu videoya koyacağım. Atlayacağım yere böyle direkt. Stoperi banladığı için şu an üzüldü, yedek alamayacak. Yeremi Pino herhangi birinizde var mı? Yok yok. Bu ilk mevkisi RM, ikinci mevkisi ST. Hiç olmadı ben bunu alayım. Belki STM olmazsa Yeremi Pino oynar. Tamam. Pardon, okey mi? Bence okey. Olur. Yeremi Pino'yu kadromuza katıyoruz arkadaşlar. Ve şarkımızı Uğur için çeviriyoruz. Bu zaten kural buydu ya. Şey mesela... çift mevkili oyuncuyu şey yapmamak adına Onur'un kalecisi de gitti galiba. Evet gitti. Arda kalecin var mıydı? Benim yani 82'lik Mantela var. Onu da banla Onur, senin kalecin kaç? Benim iki tane kalecim var. Biri Unai Simon, öbürü Kepa.
Ah, Simon'un yerine sen seçi var. Tamam. Simon'un herkesin kalecisi kalecisi aynı oldu ha. Çok ilginç bir revit bizleri bekliyor. Tabii sonda almazsak. Ben şu an mevki çıkarsa tam şu an mesela kaleciyi banlarım. Ben burada arkadaşlar Diego Costa'yı alacağım. Porto'nun kalecisi. Helal olsun. 80 overall'a kadar alabiliyormuşuz zaten. Diego Costa 79 overall'da. Kalemize gelsin bakalım. Kaleye katalım. Evet. Uğur tekrar çeviriyor. Uğur abi için bir daha. Hayır. Onur için çeviriyoruz. Geçen de böyle hata yapmıştık. Çünkü sadece... Hayır abi ha, sen benim de şey yaptın. Doğru. Hadi. Allah kahretsin. Bir dakika, buraya zoom yapılabiliyor mu? Bir dakika, ben yapınca sizde oluyor mu? Zoom out yapıyorsun. Aslında tam tersini yapıyorum da bak 500 yüzü burada. Niyeyse buraya böyle oluyor. Geldi, böyle bozdun, iyi abi. Bozdun. Neyse Allah'tan buraya... var ya. 20 yaş altı oyuncu. Uğur abi var ya, bitirmiştik ya. Ya. Ben bitmiştim ya. Net bitmişti vallahi. Daha gelecek, ben inanıyorum. Bu korku Onur abiye yeter. Ben mahvolmuştum orada ya. Onur abi ne kadar korktun? Bir düşüncelerini alabilir miyiz? Acayip korktum. Beyler ben Southampton'dan Livramento'yu seçiyorum. Sağ bek 75'lik. Ama sol bek de yedeklesin. Öyle bir yalan dolan bir alternatif yani. Tamam. O zaman sıra ben Arden ben sen de, mi? Ben de. Ve ben şimdi Onur gördüm. Abinin oyuncusu siliniyor. Onu alacağım. Onur abinin oyuncusunu alacağım. 5 tur mevki banlardan. Ya banlanacak mevki kalmadı. Anasını satayım. Kendime yararı olmuyor ki. Halis niyeti direkt tutamadığı için de direkt saldı. Uğur abinin. Onur abiye dedim. Onur abiye dedim. Aynen. Ne fark eder? Onur abinin. Onur abinin şimdi var ya. Şimdi mevki bir daha santrfor banlayamıyorum değil mi? Ekstra hani bir haftası vardı ya. Bir daha duble. Bir daha ban. Tabii banlar. Aa şey yapalım. Neyse. CF banlayabilirsin. CF banlayabilirsin. Tamam. Forvet arkası banlıyorum. He? Forvet arkası banlıyorum. Benzema falan alır şimdi. Bu cam mı? OF mi banlıyorsun? OF. Tamam. Devam. Oha çok iyi olay. İnanılmaz olay. Bana nasıl şey de gelecek abi. Ben. OF kesin alamıyorum bunu. Benzema alabilir. Güzel 82. Arden Onur abi neye bakıyorsun sen kenardan? Oyuncularımı diziyorum. Telefondan. Evet. Ben şimdi Emrecan'ı alacağım. Çünkü Emrecan normalde 82 rating ve buradan baktığımda stoperde 84 artı 2 oynuyor. 86 rating oynuyor adam. Emrecan gelsin. Tamam. Şu an benim için hadi. Hadi güzel bir şey. 85 artı be. Ya inanamıyorum ya. Adam. Sana bir şey değil mi? Benzema'yı alacaktı harbiden OF'yi engellemesen bu arada. Evet şu an ne yapacağı belirsiz. Ben o zaman... Neymar alıyorum ya. Güzel. Neymar alıyorum ben. Evet Uğur için dönüyor çarkımız. 5 tur mevki banla. Evet Uğur. Artık Onur abi şey Uğur abi biliyorsun. Ne o yapamazsınız ki. Oğlum, zaten banlı. Hepsini banladık lan. Yo. Kaleciyi banlarsan hepimiz düşük kaleci olacağız. Onun bir işe bence şöyle yapalım. Benim fikrim şu. Ben sürpriz bir ban yapacağım. Sağ beki banlayacağım. Eğer değişim gelirse hani stoper alamıyorum. Bek çözeyim de dörtlüye döneyimi yapamaz. Bek mi banlıyorsun? Sağ bek banladım. Tamam. Tebrikler. Ulan benim de sağ bekim yoktu. Kötü oldu ya. Tekrar çeviriyoruz bakalım. Değil mi? Oha bana bak. Duble ban yapmışım. Rakibin kalecisini değiştir. Ama rakibin kalecisini banla diyorsun ama kim var mı sizin? Bende şey var. 82'lik var. Bende. Bende 79'luk var. Kepa var bende. Kaçlık bilmiyorum Kepa. Kepa 80'lik ben diye. Tamam 82'liği banlıyorum tamam. Ardancım değiştiriversin. Zaten... Evet 80'likmiş. Zaten biz bitmişiz ya zaten. Onu banlasam ne fark eder? Banlamasam hemen değişir. Bak ha kendisininki 82'lik bizimki 80'li kaleci banlatacak bana. Sabitleyecekti kendi kalecisini. Bak çakala bak Onur. Duyuyor musun çakallıkları? Görüyor musun çakallıkları? Ulan bari Arden sen var ya. Ben de Uğurcan var. Ben bir de şu Altay çok yakın Uğurcan'a. Ersin Destanoğlu'nu alıyorum yedeği olsun diye. Tamam çeviriyoruz o zaman. Devam. Bir daha gelsin bakalım. Hadi bir 85 artı oyuncu be. 5 tur mevki banla. Sol bek banlayın size. Bak öbür beki alır öbür beke koyar. Bak beki yok. Yani ilk mevki sol bek ikinci mevki sağ bek ya alır. Ya benim kadrom yok bırak beki. Yapsın istiyorsa ben bugün bittim zaten. Kadro yok ki bende. Beyler ben cam banlıyorum ya. Sonuçta tamam. Dünyanın yani cam banlıyorum. Tamam. Bir daha Uğur için geliyor. Rakibin kalecisi yok zaten. Artık yok devam. Zaten kalmadı. Bu şey yerine işte mesela rakibin bir oyuncusunu sil koyabilirdik. Sil. Oğlum anladım. O manyak mısın? O zaman kaldı. Ayy kaleci Alistair Gas geliyor. Ulan bana çok ucuz yırttınız ha. 85 ve 6.
Bana kaleci hariç takas gelecek ve Onur abinin kalbine bu kalemi saplayacağım. Ben adamımı söyleyeyim hemen. Çok acayip bir adam buldum yine. Bu arkadaşımız 84 gözüküyor ama camda 86, CM'de 86, sol kanat 85, sağ kanat 85 oynuyor. Lorenzo Pellegrini Roma'da oynuyor. Tebrikler. Çeviriyoruz Arden için. Kendisini CM oynatacağım. Rakibin kalecisi. Uğur'un nasıl kalecisi var? Yok, hiç kimse de yok. 80'lik kalecim o da benim de kalecim. Devam. Hadi hadi hadi. Kaleci dışında oyuncu. 5 büyüklük dışı. 85 artı. 5 büyüklük dışı. Ya Arden yakın bile değil. Sen de zeka kısıtı mı var Arden? Yakın değil ki ama abi ortasına ya. Gelmiş. Yani. Ama üfleyerek o şey yaptı. Üfleyerek biraz ileri gitsin istedim ya. Ya tamam da hani böyle çok yakın olur üflersin anlarım ya. Ben de üfleyeyim senin için. Söyle canım kardeşim beraber üfleyelim de. Hani bu üflenecek bir şey değil ha. Bu olabilecek en net 5 büyüklük dışı ya. Ne söyleyeceğim? Oyun bitiyor. Oğlum Joker gelmedi. Bu kademe direkt şeyde dönmüş ya. İnönü stadında falan yapılmış ya. Tam ortası ya. Süper Lig diye bağırıyor yani. 5 büyüklük dışı ya. Tuşunun ortası yani. Bir şey söyleyeceğim. %9 şansımızın olan yerde hepimizi 16-17-40 kere falan çevirdik. Hala Joker gelmedi ya. Arkadaşlar moralim o kadar bozuk ki. Ben orta sahaya Torreira alıyorum. Torreira. Tebrikler Ardancığım. Devam ediyoruz benim için. Haydi oğlum. Rakibin kalecisi. Tamam güzel. O zaman bir daha çevirme şansım var. Rakibin kalecisi 100 kere geldi. Joker gelmedi ya. Ay ya. Adam hadi. Orada 38 yaş altı. Bu arada gelmiyor lan 38 yaş altıda hiç. O da gelmiyor. Fark ettiniz mi? Kaleci Aris takas vardı. 4 tane geldi bana. Kaleci Aris takas vardı. 85 oyuncu oradan gelmiyor ya. Ben Unai Simon'u alıyorum. Bir Unai Simon alamazsın. Banlandı o bir kere. Banlanınca tamamen mi banlanıyor? Tabii oyuncu banlı oğlum zaten adı. He, ben zannedip gidiyor. Tamam pardon. Hani bizden gidiyor anlamında zannetmiştim. Yok banlıyor. Sen yerine seçiyorsun. Yerine oyuncu ekliyorsun sadece o kadar. Tamam. Tamam ben o zaman Aston Villa'nın kalesi Emilio Martinez alındı mı? Alınmadı. Yok alabilirsin. Tamam Aston Villa'nın kalesi. Silinir zaten önümüzdeki tur. Çok Martinez. Geliyor. Martinez kesin. Onu seçiyorum. Şu anda yedek kalecim. Şimdi 18'e mi geçiyoruz Uğur? 18'e geçiyoruz. 18, 19, 20. Üçer tane oyuncu seçeceğiz. Çünkü onu bilmem lazım. Hani son turda şey var ya santrafor açılıyor. Onu bilmem lazım. Tamam. Ben söylüyorum. Bir de tekrar edeyim. Cam banlı, ortaya banlı. Hayır. Oh. Ya gerçekten bu sinir bozucu bir şey. Yani var ya çıksa Onur abi 3. olacak ya. Ben belki 3. bak. Niye? Niye belki hayır, senden alacak? Haaland'ı alacak belki senden. Hayır abi senin şeyini bozar ya o zaman. Niye Haaland'ı almasın? Ben zaten yok. Benim bir tek Haaland var abi. Ben zaten üçüncüyüm. Ben zaten bende bittim. Mbappe var. Ben niye Haaland'ı alayım? Mbappe var bende. Bir forvet 3-5-2. 4-4-2. Abi beni bitirmeye çalışsa ya ben yokum zaten. Benimle ne yapacağımı hepimiz iyi biliyoruz ya. Boşuna şillak lak yapmaya gerek yok. Evet. Gelmiyor ya. Allah'ın belası şey bir türlü gelmedi ya. Beyler açıkça söyleyeyim ben bir çakallık yaptım. Normalde benim zaten sol bek'i banlamam gerekiyordu. Ama banlamama sebebim vardı. Çünkü ne olursa olsun 80'lik sol bek'le oynuyorum. O topa girmek istemedim. Doğal olarak orayı da boş bırakmıştım. Şimdi o bölgeye bir takviye yapıyorum. Evet arkadaşlar sol bek'ime Acuña'yı alıyorum ben Sevilla'dan. Hayırlı güzel, olsun. Güzel, güzel. Ya hala Joker gelmedi inanılır gibi değil ya. 84 overall oyuncu Arden. Ben var ya bunların hepsine razıyım. Yeter ki şey takas takas gelmesin de bunlara. 84. Sevilla'dan Yassine Bono'yu alıyorum kaleci. Tebrikler Erdencim. Ve benim için geliyor. Haydi rakibin oyuncusuyla bir oyuncunu banla değiştir. Aha! Rakibin kalecisi. Harbi kaleci geldi. Hay ana bende yani. Bende 80'lik bir tane kaleci var. Yok Erdencim aldı ya 84'lük mü ne aldı? Kaç aldı? Evet ya. Ya yine gitti oyuncu tercihim boşa gitti. Son turlarda yaptım. Ya bu çark hep mi bana giriyor ya? Yine 80'lik bir kalecim olacak ya. Dur. Uğur'un kalecileri kaç? Benim 80'lik oğlum. Benim kalecim yok. Mecbur Ardenciğim. Kusura bakma. Bir kaleci ben abi kaleci almasam olur mu? Sileyim ama hiçbir oyuncu almayayım. Altay'ı al. Abi yok yeter. Zaten kaleci cenneti oldu ya. Altay'ı al. Oğlum adam gitti. 10. turda Kurtuay'ı seçti 85 artıdan ya. Stoper oynatırsın Altay'ı. Evet Arden sen şimdi orada bir kaleci seç. Ben devam ediyorum. Tamam. Rakibin kalecisini banla. Ya şunu çıkaralım abi artık yeter ya. 100 kere çıktı ya bu videoda ya. Var mı ulan adam kalecimiz bak. Kalmadı ya. Yok başı yok galiba. 85 artı mı? 5 büyüklük dışı güzel. 5 büyüklük dışı oyuncu seç. Tamam. Daha bir tur daha var değil mi forvetin açılmasına? Evet evet bu tur seçemiyorsun. Tamam. Ben Meslier'i aldım kaleci. Meslier. Şey alıyorum. Benfica'da oynayan Rafa'yı alıyorum arkadaşlar. Benfica'da oynayan Rafa takımımıza hayırlı olsun. Şöyle bir koyalım bir yere.
Evet, koyduk. Şimdi Uğur için geliyor. Evet, 84 overall oyuncu. Abi inanılır gibi değil. 60 kere çevirdik. Yani nereden baksan 55 kere falan çevirdik. Hala Joker gelmedi ya. Joker hiç gelmedi ya. 100 kere kaleci geldi ya. 100 kere kaleci geldi ya. Ulan kalecimiz kalmadı be. Herkesin 80'lik kalecisi var. Ben hayatımda böyle bir rebuild görmedim ya. Ben de kaleciye gidiyorum ya belli ki. Federico Santiago Valverde Di Petta. Yani aslında Valverde. Tebrikler. Tebrik ediyorum. Arden'cim. Şimdi bana bombastik bir şey çıksın. 5 büyüklük dışı Arden'cim. Seversin sen Arden, hadi. Ben buradan Gonçalo Inacio'yu alıyorum. Sporting'den stoper. Alamazsın stoper. Alamazsın stoper. Helal be Uğur be. Helal be Uğur be. Abi bu ya bu. Boşuna mı var hakemiyiz? Helal. Helal. Tamam ben Tadic'i alıyorum ya. Madem öyle. Tadic alınmadı mı ya? Alınmadı. Tadic'in ilk mevkisi LV mi Arda? Hı hı. Hı hı ne olur? Alamazsın uzman. O da mı? O da mı banlı? Yok LV ise alabilirsin canım. Şey böyle sol hani. Sol kanat. Birkaç tane güzel değişik mevkisi var da oğlum. Hadi be oğlum be. Joker hakkı kazan. Lan bak Joker'le kaleci Aristakas'ın ortasındaki geldi ya. Ulan tam ikisi bak. Kaleci Aristakas Joker ya. O zaman ben arkadaşlar Valeri diye bir oyuncu var. 75 overall Boca Juniors'ta oynuyor. Güzel. Alan Valeri. Bu oyuncuyu alıyorum. Hızlı bir şekilde hani şey yapalım diye. Bunu da buraya kattım. Kötü oyuncu değil bu arada. Ben baktım ona. Evet devam ediyoruz. Artık son tur. Evet son tura girdik. Şu an santrafor açıldı. Sana açıldı. Hadi. Aa, yeter be çıkmıyor be artık. Lanet olsun ya yeter be. Oh. Neyse. Çok da berbat değil ben. Benim için en azından. Ya şöyle bir şey oldu. Şey yapamayacağım ama. Arden şöyle bir şey olduğunu düşün. Sana da bir şey gelmiyor. Bana son kaleci Aristakas geliyor. Senden alandım. Olur biliyor musun? Aynen santı vuruyor. Bu zamana bana kadar böyle, ben ya. Artık bugün üçüncüyüm. Ben kabul ettim artık ya. Allah kahretsin bana ya. Bana gelirse var ya bittin. Bana gelirse bittin. Ama senin halandını almayacağım. Eğer gelirse Mbappe'yi alacağım. Beyler bütün Allah 85'lik kalecileri. Beyler iki tane 85'lik kaleci var. Bilin bakalım hangi ligde oynuyorlar. Almanya. Pulisic. Yok Jan Sommer Gulaşki. Pulisic diyorum. Gulaşki. Tamam. Leipzig mi oynuyordu neydi? Alamazsınız. Evet. 85-6 oyuncudan seçtiğim oyuncu. Bunu da seçemiyorum. Oğlum şaka mı lan bu? Ben kaleci seçmesem mi noktasındayım? Çünkü evet. Seçersen ya yani 37 yaşında adam seçeceğim. Ki bana içime sinmez bu. Ramsdale'i seçiyorum. Ve... Sıra bende. Ve işte bütün rebuild dönüyor mu? Şansım dönüyor mu? Kaderim dönecek mi? Bir Joker'e ihtiyaç yok. İki kere rakibin kalecisi dışında oyuncu ve 1.85 artıya rebuild'i kazanırım ama imkansız zaten. Teşekkürler. Şimdi birinci dediğim geldi. Ruben Diaz'ı alıyorum ve benim sana şeyi veriyorum ben. Ersin Destan ya da hayır Mesliye'yi veriyorum. Mesliye hayırlı olsun kaleci 77'lik. Ya ben bu tek kurtuluşu şu an ki stoper gel hani atıyorum 85 üstü gelse de stoper seçemiyor. Tek kurtuluşu var direkt kaleci hariç takas gelip geri alması başka hiçbir şansı yok. Şimdi bana bir daha kaleci hariç takas gelirse işte o zaman... Rakibin kalecisi mi 82 overall mı kaleci? Uğur abinin 82'lik kalecisini banlıyorum. Bir tek o var galiba zaten. Tamam teşekkür ederim. 82'lik kaleci 80'lik kaleci yaptı. Uğur'un kalecisi bir tek adam o var. Adam yarım saat düşündü tercih için. Evet Onur abinin kalecisi yok. Aa! Lan sonunda neler var? Bak bir tane benden aldın. Bir tane ondan aldın. Yüksek ihtimal Uğur abiden alacağım. Ama abi şimdi sizden gerçekten şeysiz oyuncularınızı bir söyleyin abi harbiden. Ya böyle bir şey olamaz ya. Adama bak ya. Adama bak sonundan iki tane şey çıkardı ya. Onur senin elini s**tim. Başka bir şey demiyorum. Lan Revit boyunca şu çar... Lan seni çiğniyorum. Dur. Şu çar bana girdi. Başıma gelenlere bak bir dur. Kalecimi alayım. Evet kalecisini alsın ondan sonra arkadaşlar ben... Onur abi sende kimler var? Uğur abi sende kimler var? Onları ben yemin alacağım ediyorum. Size. Bak yemin ediyorum benim... Star Rui Silva'yı alıyorum. Tamam benim harbiden kötü. Bak Kepa senin verdiğin oyuncu. Kim verdi bilmiyorum. Van Dijk, Timber, Gabi, Tonoli... Bir saniye. Beyler. Ben 80'lik seçmek zorunda değilim değil mi? Yedek kaleci seçiyorum ya.
Hani şey Evet, zorunlu aşağı olmadı. alabiliyorsun. Biz de öyle yaptık. Aynen. Onu yapayım da çünkü öbür türlü olmayacak. Evet, Arsenal'den kalecim banlandığı için ben Arsenal'den Matt Turner'ı alıyorum, 77'lik yedek olsun Şimdi bana. Uğur abi kalecisini seçti. Öncelikle Onur abi sende kimler var? Yüksek reytingde hemen kısaca sayar mısın abi? Koçum benim oyuncularım kötü. Onu sana söyleyeyim. Ama yine de sayıyorum. Şaka yapma bak. Kepa, Diaz'ın yerine bir oyuncu verdim bana. O. Abi Van en iyileri Dijk, söyle ya. Oh, ha, Van Kendra. Dijk Hepsini var. söylüyorum işte. Hepsini söylüyorum ya. Böyle şeyce Van Dijk. Oğlum Ha. bende kadro var. Kadrodan sayıyorum bak. Ya Kepa. kanka 90 üstü adamları söyle, ben de söyleyeceğim. Ben söyleyeyim hatta. Abi bir dakika. Bir anlatıyorum bak. Kepa, Diaz'ın yerine verilen. Van Dijk, Timber, Tonali, Gabi, Saka, Havertz, Gakpo, Jeremy Pino, Pulisic, Valere, Mukiele, Laranjo, Locatelli, Emilio Martinez, Diogo Costa, Rafa. Uğur abi sende 90 kimler üstü, var? 90 üstü adamların kim abi? Benim çok kötü abi şu an. 90 üst adam yok benim bunlar. Van Dijk var yani. Van Nasıl Dijk yok? var. O da 90 galiba. Ama Uğur'un Bende iki tane var. Arda'dan De Bruyne var, Mbappe var. Debrün. Kevin De Bruyne'i alacağım yani orta saha. Gerçekten. Ne Tamam yapayım abi? kardeşim, hayırlı olsun. Neyse, mağdur etmeyecek bir şey verirsen sevinirim. Madem son saniye 91'lik Ha. adamı alıyorsun. Bir dakika. Tamam. Bir dakika. Veriyorum. Bir Hile şey veriyorum. olmasın. Hile olmasın. Şey not defterini açtım şimdi. Bir de Neymar varmış. Bak son anda söyledim. Neymar'ım var Oo. bir de. Neymar, Van Dijk. İki tane oyuncum var benim. Tabii, evet. Yani Hile onun bir olmasın. daha var. Ama sen Unuttum adam Neymar diyemezsin. ama Biraz benim sol tarafları. kanadımda Leao var ya. Orta Bence sahada boş yani, Debrin. oraya adam lazım. De Bruyne'i alıyorum. Helal. Tamam, ne Yoksa veriyorsun? Neymar'ı isterdim. Ne veriyorum abi? Ben sana şöyle güzelinden bir Uğur abi, ben sana bir Livakovic vereyim ya kaleye. Güzel. Aa, ama bu şerefsizlik abi ya. Tamam. Şimdi Arden. Koçum şimdi bir daha çeviriyorum. Sesin gelmiyor. Bir daha çeviriyorum. Kaleci Ayas Takas geliyor. Neymar'ı alıyorsun. Tamam. Al. Yemin ediyorum yine geliyordu ya. Geliyordu ya. 85 ve altı oyun seç. Arkadaşlar işte her şeyin döneceği yer burası. Şimdi Arden seçiyor. Son en son bak santraforum yok. Olur da bir kaleci araç takas gelirse. Hem de iki kere falan gelirse. Uğur baksana. Hadi Arden. Evet, Allah'ım ben ne olur. seçimi yapıyorum ve sağ kanadıma Diaby'yi getiriyorum. Banlı Çok değilse. iyi ama Almanya'da oynuyor canım. Getiremiyorsun. Aa, herkes de Almanya'da, dediğiniz doğru ya. Sağ bekler banlı mı? Banlı. Banlı. Aderden. Abi bir dakika, kritik. Ben o zaman burada şeyi alıyorum. Paul Pogba'yı getiriyorum orta sahaya. Bastım. Son. Son. Rakibin kalecisi. 82 overall oyuncu seç. Şu sonda gelene bak ya. Şimdi 82 overall'da işin yoksa şey bul. Santrafor bul. Ya inanılmaz ya. Tamam ya. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ben sol oyuncumu Wolverhampton takımında oynayan Gonçalo Guedes olarak almıyorum. Stoper bana kalkmadı değil mi? Kalktı mı? Kalkmadı. Kalktı mı Uğur stoper Sadece bana? Kalktı ya. Santrfor bana kalktı. Tamam, Gonçalo Guedes benim son oyuncum arkadaşlar. Sevgili dostlar, şu anda öyle bir kadrolar yaptık ki gerçekten biz bile hani hangi oyuncu ne oynuyor falan çok kötü oldu. Bütün kadrolar çok kötü oldu. Biz bile bilmiyoruz şu anda formasyonumuz nasıl olacak, ne olacak bilmiyoruz. Hadi bakalım biz kadroları yapalım. Gidelim o ekranda buluşalım tekrar. Arkadaşlar ilginç şeyler oldu. Oyuncularımızın mevkileri olmadığı için. Mesela şöyle göstereyim. Benim santraforum olmadığı için. Havertz'i santrafor oynuyor aslında ama koyduğum zaman şöyle bir şey oluyor. Mesela santrafor yapıyorum. Hemen ünlem çıkıyor arkadaşlar. O yüzden garip garip şeyler yaptım. Havertz'i cam yaptım. Gabi'yi burada CM yaptım. Tonali ve Locatelli ikilisi var. Stoperim yok ne yazık ki. Arden gitti burada Diaz'ı aldı. İki tane, bir tane çok iyi stoper, bir tane potansiyelli stoper. Bir tane de ön libero oynuyorum. Bakın ön libero. Saka burada. Neymar'ı buraya koydum. Biraz açıkta oynuyor. Saka biraz daha geriye yardımcı olacak. Yedeklerim kaleci Mantella, Valera, Pino, Rafa, Pulisic, Maduke, Gakpo falan filan. Şu oyuncu da mecburen kaldı arkadaşlar. Kaleci hariç 20 oyuncu olması lazım derken. Kadron bu şekilde. Yani ilginç bir kadro, ilginç bir dağılım. Takımıma güveniyorum demekten başka bir şeyim yok benim. Arkadaşlarıma sözü bırakıyorum. Derken bırakmıyorum. Bir de şöyle bir şey yapayım arkadaşlar sizler için Grubumuz. bir şekilde. Çünkü ben simüle edeceğim. Şöyle bir arkadaşlar göstereyim. Bir de Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde neredeyiz? Şampiyonlar Ligi'nde de burada Frankfurt'un yerine koyduk kendimizi. Union Berlin, Tottenham, Sporting ve Olympique Marsilya grubundayız arkadaşlar. Diğer arkadaşlarım sunsun bakalım. Arden, Diaz Alman beni mahvetti. Bir stoperim bir de santraforum yok. En iyi ben gözüküyordum, en kötü ben oldum. Evet, çok aşağı çekti seni. Zaten o yüzden aldım. Bir de benim de ihtiyacım vardı. Diyecek bir şey yok. Kime geçeyim abi? Beyler, ben ya Hero ya Mero dedim. Elimdeki oyuncu havuzuna Oha, baktım kadroya biraz. bak. Şöyle Insigne'nin hem sol kanat hem AMC oynaması işime geldi.
Pelegrini ikili yaptım. Valverde'yi orta sahaya attım. Defans forsağdan vazgeçtim tamamen. Gonçalves, Foden, Acuna, Marquinhos, Tomori. Ben savunmam hakimi. Kaledeli Lafontu koyacağım. İnşallah oynayacak. Mbappe ileri uçta. Kadrom bu şekilde. Hiç bu dizilişte oynamadım. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. İnşallah güzel sonuçlar alırız. Böyle şey yani. Memnun musun peki? Fena değil ya. Yani son zımbırtı olmasa buraya da bir De Bruyne koysam ben ciddi ben birinci olduğumu düşünüyordum. Sen şu an açık ara en iyi takım sende abi. Ya bir tek belki kaleci verimi seni şimdi bozabilir. Hani bir o oynayacak yok, bir oynayacak ya. Ama o bile çok bozmaz olmaz yani. Kalesi oynar. Onun kalesi iyi oynar. Bakalım inşallah. Bakalım. İşte potansiyelli falan değişik zor olacak. Yani genelde kaleciden gol yiyeceğim de inşallah geri kalan iyi olur. Şimdilik böyle arkadaşlar. Simüle edip zaten sonuçları göreceğiz. İlk defa bu taktikle oynuyorum. Benim biz oldu. Planlı bir taktik değil. Ben daha çok 4-2-3-1 düşünmüştüm. Yani çok da acayip bir farkı yok ama iki ofansif orta saha kullanmak beni biraz kurtardı. Yani 84'lük Insigne yedekti bende. Artık yedek değil. Pellegrini ile ikisini kullanıyorum. Bu şekilde değerlendirdim. Bakalım inşallah güzel sonuçlar alırız. Çok iyi kadro kurmuş ya. Eğer son hamle olmasaydı Uğur abi %200 kazandı derdim bu arada. Yani ben sana söylüyorum sen Onur abi çok önde diyorsun. Hayır, hem De Bruyne'ünü almak hem de kaleciyi vermek. Evet şimdi. Teşekkür ederim. Ama De Bruyne de sen tam ihtiyacın varmış Arden. Tam ortaya evet, bak. Evet evet De Bruyne tam. Bir de ben aslında arkadaşlar kaleciyi sırf şeylik olsun diye vermedim. Benim de öyleydi çünkü. Yakın kaleciler vardı. Orada Uğur abiye kaldı artık. Yapacak bir şey yok. Onur abide de 3 kaleci var galiba. Kendimi kurtarmak istedim orada. Görüyorsunuz Ersin kaleci hediyeyi. Ana kalecim Uğurcan. Türklere güveniyoruz. Türk oyuncularımıza güveniyoruz kalede. Evet. Tebrikler. Beşli defans oynuyoruz. Bastoni, Ruben Diaz ve Emrecan burada 84 oynuyor. Belki daha da artı alır. Pedri ile De Bruyne yan yana. Kanatlarda bir sıkıntımız var. Sağ kanat alamadık. Sağ kanat alsak çok iyi oynayacaktı. Belki Leao da oynar bir türlü. Yani çünkü Arda'm bir şey söyleyeceğim. Mesela 3 evet. kalecisi var dedin ya. 4. kaleciyi de verip Van Dijk'ı alıp Emrecan'ı kendi mevkisinde oynatamıyor muydun mesela? O da olurdu ama o zaman Pogba'nın bana geleceğini bilmiyordum. Yani onu bilsem Pogba'yı aynen. Sonradan geldi Pogba. İyi düşünmüş. Yani direkt Emrecan da gerekiyor. Çok daha iyi takım alıyordun. Yok yok. İyi düşünmüş. Aynen. Çok iyi düşünmüş olur. Öyle. Gerçekten bence öyle. Yani şu an bakıyorum. Pogba'nın gelişiyle birlikte boşa düştü bence. Evet. Yani, Pogba olmasaydı. 82'lik stoper yerine 90'lık stoper koyuyorsun. Orta sahanda da 91 yerine 85'lik Pogba oluyor. Ama Pogba daha gelmemişti o zaman ama. Allah kahretsin. Onu diyorum ya. Zaten. Evet, o zaman simülasyona geçiyoruz. Bakalım ne olacak. Ben Uğur abinin kazanacağını düşünüyorum. Tahminlerinizi yorumlara yazın. Ve bu manyak video için en az 15 bin like bekliyoruz. Gelir, 15 rahat gelir. Geçelim. Ve Ocak 1'e geldik arkadaşlar şu anda. Bakalım ne durumdayız ligde. Şöyle bir geliyoruz. Merkez, kadro. Puan durumu ligde 5.yiz. 5.yiz. 41 puanla Leverkusen. Ya. Oha 41 puan. Leverkusen'e bak ya. Yuh işte diyorum. Bu oyunda bu takım bug'lı ya. 32 puandayız. Aslında çok da şey değiliz ya. Hani böyle bir iki maç kazansaymışım. Dortmund'a falan kazansaymışım iyi olurmuş ama. Kupaya bakalım. Kupada çeyrek finalde Fürth'le eşleşmişiz. Geçtiğimiz takdirde hiç olmadı 10 puanı garantiliyoruz. İnşallah geçebiliriz. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde de Atletico Madrid'le eşleşmişiz arkadaşlar. İkinci olmuşuz. 8-8 çıkamıyor. Keşke çıkamayıp Avrupa'ya gitseymişim be. Ulan Avrupa'da daha başarılı olurum ya. Ulan konferansa gidiyormuş şu an Skats'ın. Ne anlatıyorsun? Ya hayır. Bir şey sonuncu oluyormuşsun. Sonuncu oluyormuşsun az Skats'ın. Olmasaymışım ya. Ulan Atletico Madrid. Tottenham kimle eşleşmiş? Ağlamaya bak ya. Öyle bir ağlama şekli yok. Dalga mı geçiyor? Tottenham kimle eşleşmiş? Bakıyorum. Allah kahretsin çıktım ya. Puan aldım Allah kahretsin. 50 puan aldım Allah kahretsin. Abi Atletico Madrid ama içimden geçecek yani. Hiç puanı şey yok. Arkadaşlar. Ne alaka Atletico yenilmez bir takım mı? Sanki City Paris Saint-Germain'den bahsediyor. Yenilmez. Bayern Münih'den mi bahsediyorsun? Anlayamadım. Aa güzel. Taktiğe bak Allah'ım kafayı yiyeceğim. Sarhoş olmuş da böyle kaymış gibi bir taktik böyle. Şey var ya Cem Yılmaz diyor ya. Kızımıza iyi bak. Onu diyen enişte taktiği. Sen daha şey Gönye'de dur. Ağzı kaymış enişte taktiğiyle. Evet arkadaşlar çıkıyoruz. Takvim. Hoca kim Uğur abi sende? Ben de Roger Schmidt hoca. Ben Benfica'nın hocasını getirdim Alman. Ve Union Berlin'le liderim. 44 puan. Yapma ya. 43 tane atmışım. Ya. 43 gol atmışım. Bayern Münih'e 9 puan fark attık. Dortmund 5 puan. Leverkusen bende 31 puanda.
5 puan öyle acayip de bir fark yok aslında. Kupaya bakıyorum. Kupada ben yokum. Güzel. Dortmund ve Leipzig güzel. Güzel. Şampiyonlar abi, Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla ile eşleştim. Birinci abi inanılmaz ya. Ama birinci çıkmış. Birinci çıkmış. 14 puan birinci çıkmışım. Birinci abi. Birinci. 14 gol atmışım. Birinci çıkmış. Fena birinci inşallah çıkmış. Tamam. Belli abi. Belli. Birinci. O zaman devam. Arden bu arada gelişmişiz lan. Mbappe gelişmiş. Hepsi gelişmiş. Oğuz Hakimi 86. Kral be. Mağdur ettiğimiz helal olsun be. Günün kazananı belli oldu Arden ona. Belli oldu ya, belli oldu. Allah kahretmesin. De Bruyne'i aldık yetmedi. Kaleci verdik yetmedi ya. Şimdi ben sunuyorum arkadaşlar. Bu arada Haaland bir gelişmiş ya. Neyse belki daha çok gelişir. Oh yeah. Ben de buradayım. Ben de buradayım. Dedi. İşte birinciyiz ama Bayern Münih geliyor oradan. Vaa diye bağıra bağıra gelecek onlar oradan. DFB Pokal. Yapma ben de mi eğlenmişim ya? Hay Allah abi, kahretsin ben de Dortmund'a eğlenmişim. Vay be. Adamlar lan bari oradan. Ya. Oh bana Ajax gelmiş. Daha da kolay bir takım gelmiş. Ben de birinci çıkmışım. 2 puanla birinci çıkmışım. Uğur abi 14 puan almıştı. Ben 11 almışım buradan. Valla devam ediyoruz. Uğur abiyle bir birincilik yarışımız olabilir. Onur abi de belki Avrupa'da bizi geçerse bir şeyler yapar. Ya nereye bakalım geçiyorum ya? Evet arkadaşlar ben Sevilla ile eşleşmemi yapıyorum. Geldim. Sinnet ediyorum Onur abi. Mbappe hepsi aynı. Haydi Sevilla. Foden bir daha gelişmiş. Marquinhos 89 oldu. Bir sürpriz olur mu be? Ulan çarşamba olur. Günkü videoda elediler. Ulan son anda 3-2 almışım ha. Yes be. Mbappe atmış. Hadi Sevilla. Kendi sahanda. Hadi koçum. Evet Mbappe 93 olmuş. Hadi badem 93 olun at 2 tane ya. At 2 tane. 3 tane at ya. 112 de atmış ya. Kümeni at. Mbappe 1 tane atmış. Kurtardık beyler. Ben. Ya az önce Hakimi'yle sonlarda attı. Bir de şimdi 112 de atmış Kümeni'yle ya. Ya böyle bir bal yok ya. Yemin ederim böyle bir bal yok ya. Vallahi evet arkadaşlar size sıra sizinkileri izlemekte. Buyur Ardancığım. Evet ben de Ajax'la oynuyorum. Umarım Ajax beni elemez. Neden elemez dedim. Çünkü biliyorsunuz ki o videoyu izlemediyseniz izleyin. Manchester United'da kötü olmaya çalıştığımız video var. Uğur abinin kanalında. Çarşamba günü yayınlandı 2 gün önce. Orada mesela bizi aptal aptal takımlar eledi. Kendi takımlarımıza göre çok düşük takımlar eledi. Belli ki burada bir şey var. Bakalım ne olacak abi. Şu şekilde. Ondan olmasın. Vallahi abi. Oyna canım. Rahat alırsın Arden. 2-0. Rahat. Çok rahat. 2-0 ya. 3-0. Antony! Hem clean sheet hem 3 gol. Antony öpüyor. Evet. Dostlar Antony bende yedekti. Ratingi gelişmiş. Sağ kanatta oynuyor. Leao'yu da sola çektik. Haberiniz olsun. Yani kanatlarımız iyi oldu. Şimdi bakalım ne olacak. Ajax ikinci maçı 3-0'ın rövanşı. Hızlı yapıyoruz. Ve 2-2 kaldık. Allah Allah. Galatasaray'ın bu sene anlaştığı ama almadı ya da anlaşamadı. Grealish o da gol atmış. Evet. Evet. Arkadaşlar Atletico Madrid mücadelesi içimden geçeceklerini düşünüyorum. Kadrom bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Hadi çocuklar. Kendi sahamızda bir güzel bir skor bizi. Evet, teşekkürler. Penaltı kaçırmış Neymar. Allah belasını versin. Ve o Neymar'ı işte ben o Neymar'ı almadığım Neymar Onur abi görüyor musun? Vay be. Son anda almadığım Neymar. Evet Allah belasını versin diyorum Neymar'ın. Ama bu maçta da ona ihtiyacım olduğu için onu açacağım. 2-0 rövanşı. Ulan bari bir 2-0'a uzatmaya götürmem yok mu be? Hadi koçlarım benim be. Her şey olabilir. 2-1. Yine penaltı kaçırmışım ya. Bu sefer bir de farklı adamlar kaçırıyor. Yine penaltı kaçırmışım ya. Sen ya. Penaltı koçunu değiştir Onur abi. Penaltı koçun varsa onu değiştir. Neymar'ı çıkarmış hoca. O yüzden penaltı 2 dakika sonra penaltı olmuş. Normalde Neymar atacakken Gedeş atmış. Ulan 3-2 Atletico Madrid'e yeniliyoruz ya sezon sonu. Evet ben Inter'le eşleştim arkadaşlar. Çıkıyorum hemen. Maçımıza geçelim. Mbappe'miz coşmuş durumda. Uğur abi yarı finalde evet, kovulduk. Arkadaşlar. Kovulduk. 2-2. Ya 86'daydık ya. 84-86. Yalnız orada 86. Bir teknik direktör dramı yaşandı az önce. Kovuldu sezon bitmeden. Save'in varsa abi save'den geri alırsın. Evinin de... Skandal üstüne skandal bugün. Ama yarı finale kaldı. Ya sus Arden ya. Kaldım. Mbappe Foden. Burada bugün Uğur abi birinci. Onur abi bir şey diyeceğim. Siz de bana hak vereceksiniz gerçekten. Hep dalga geçtim. Dedim ki yok kötü takım yok bilmem ne. Liverpool var.
Barcelona var, City var. O kadar. Liverpool, Barcelona, City. Ufak tefek psikozlarım var şu an. Elenme psikozları. Evet, hızlı simüle ettik. Bakalım ne olacak. Ya dedim. Ya Pepe ne ya? Oo! Pepe ya Pepe nasıl? Pepe Pepe her gün ağlıyor. Abi diyorum 6 şut ya bu biz nasıl eğleniriz ya? Vallahi kusura bakma Adencim ya. Allah. Sana kara boğa büyüsü yapacağım ve rahat kazanacaksın. Gülebilirsin gül. Kara boğa büyüsü. Gir. Ya bu takıma ya siz bu takıma eğlenecek takım değilsiniz. Yeter be. Allah'ım. Birazcık Adem'in adam olun ya. Kazanması için. Hadi. Ya çok güçlü takım çıktı artık. Kara boğa büyüsü. Böyle çakar. Kara boğa büyüsü. Porto'yla dalga geçilmez oğlu. 87 tur elinden alır. Porto'yla dalga geçersen 87 tur elinden alır. Abi inanılmaz ya. Ya böyle bir şey yok ya. Bunlar nasıl eliyor ya? Hadi bırakın ya. Adem'cim kusura bakma canım. Saçmalık ötesi bir şey yani. Ulan Benfica'da Atletico'yu elemiş. Böyle iş olur mu ya? Yuh! Arkadaşlar şu anda çok fena bir konumdayız. Uğur abi devam ediyor Şampiyonlar Ligi'nde. Ben elendim. City gelmiş ona da. Yani. Lütfen finale kalmasın şey artık. City'den adamın var mı? Yok. Ruben Dias bende değil. De Bruyne de değil. Foden'ı aldım sadece. Foden var. Grealish oynuyor yani. Çok da acayip bir şey fark etmedi. Araujo'ya bir de transfer yapmışlar stopere. Sağ beke transfer yapıp stoper koymuşlar. Haydi bakalım. Yenildik abi normal ama yani City bu yani. Yani City'ye de yenil abi ya. Zaten yani City gelmiş. Yani kusura bakma da City'ye de yenil ya bir zahmet. Neyse bir 50 puan şey avantajım var arkadaşlarıma göre. Belki yalan dolan bir galibiyetle çıkarız. Evet arkadaşlar hızlıca geçtim. Yenildim abi ne yapayım Grealish. Güle güle. Güle güle. Evet. Gollerim. Ulan İstersen... bir de 2-0 öne geçen turu. Oğlum ben turu geçecek skoru almışım ilk yarı. Direkt abi sen sezondasın. 80. Aa! Uzatma da ver. Ben 85'e kadar turu atlıyorum. Oha! Mahrez yemesen mi? Mahrez ve İlkay beni bitirmiş ya. Yok aslında ben turu geçmişim yani aslında. 2-0 almışım ben. Neyse sezon sonuna gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ligim iyi dedim. Şu son maçlara bir bakar mısınız? Şunu göstereyim bir. Yani son 2 maçı verdik. Ondan önce de bir puan kayıpları var. Ligden korkuyorum. Belki de ikinci olduk. Gerçekten sıkıntı. Ya şu kadro Porto'ya nasıl elendi hala anlamıyorum. Diyecek bir şey yok ve oha! Bir averajla şampiyon olmuş. Bir averaj. İnanılmaz. İnanılmaz. Dortmund'da ulan Dortmund hep Bayern'in paspası olursun şu oyunda. Bak gerçek hayatta Dortmund'u tutuyorum. Hep Bayern'in paspası olursun. Bayern'in karısı olursun tamam mı şu oyunda kariyer modunda. Şimdi gelmişsin bala kapa tutuyorsun be. Yuh sana be. Lan ne konuşuyorsun şampiyon olmuşsun daha ne konuşuyorsun? Ama salak gelmiş kafa tutmuş ya. Ulan bir tane daha beraberlik versem demek ki şampiyonluk gidecek elden ya. Bunlar hep dördüncü beşinci oluyor ya. Bırak ya bunlar hep dördüncü oluyor ya. Ya geri zekalı mısın Erdan? Şu an gerçekten anlamıyorum. Kafa yemiş ya. Manyağa bak. Aa bağırış çağırışa bak. Bayern'in 67 puanla kalmış herifin liginde. Yıldırıyor ya. Bayern 67 puan almış kafa yiyor ya. Bak bir de kupada finali var daha oynamamış finali. Ben yokum ya yok. Ben yok. Şeyde elendim. Ha, Şampiyonlar Ligi'nde ulan... Şampiyonlar Ligi'nde şey yaptık. Elendik Porto'ya biliyorsunuz. Hemen şöyle oyuncu istatistiklerinden verimlerimiz çok önemli biliyorsunuz ki. Şampiyonluk değiştiriyor derken Haaland gol krallığında birinci. Buradan verimi aldık. De Bruyne asist krallığında birinci. Buradan da verimi aldık. De Bruyne. Gerisinde yokuz. 20 puan verirsen var ya. Kevin. Abi son 2 çarpı aldı adamdan 40 puan aldı ya. İnanılmaz ya. Ya ama Haaland benim adamımdı. Haaland'da haksızlık var. Haaland'da ilk ben seçtim. Şampiyonlar Ligi bakalım. Bakalım ve... Aaa shit man. Geç. Geç. Aa, yokuz. Evet. Aa, bu kötü benim, oldu. İster benim. Şimdi geliyoruz. Kevin De Bruyne 100 gol mü attı yoksa? Aaa. Çok az lan 25. Çok dağılmış çok goller. Evet verimden. Kevin De Bruyne 17 asist yapmış lan. 25 verim ne lan? Bu arada bir şey söyleyeceğim. En fazla verimin de Kevin De Bruyne mü? 24. Yok 20. Ulan ben ya. 25. Çok dağılmış ya. Baksana 7 gol 7 gol. Krallık çıkardı ya. Böyle bir şey olamaz ya. 25 verimli iki adamın iki kral çıkardı herif ya. Ama team play yapmışız. Baksana herkes 7 gol 5 gol 7 9. Kral çıkmaz ki. Team play yaptın diye övünemezsin yani. Kral çıkardın yani. Ama 20 gol. Haaland 20 gol.
Ya hala tamam anlatıyorum. Kral matematiğimiz var. Sen bana ver. Vereyim abi. Evet şu an her şey belli olacak arkadaşlar. Evet dostlar ben de 31 Mayıs'a geldim. Çıkıyorum. Evet ben 3. oldum. Oo. Yani Dortmund beni nasıl zorladın falan diye de şey demeyeceğim. Dortmund tanışamıyor olabilecek. Harbiden. Ya sen de kızabilirsin abi. Bu Dortmund Bayern'in köpeği oluyor her simülasyonda ya. Burada niye nasıl böyle oluyor? Niye kızayım abi? Bayern. Niye kızayım abi? 6 kere yenilmişim. Neyine kızacağım ya? Helal olsun. Şey delikanlı. Falan'da da yok Dortmund'un ya. Zaten yoktu kupada. Şampiyonlar biliyorsunuz bir tur fazla geçtim. Belki oradan bir kapatma olabilir. İşim verime kaldı ya. Verimi ben alırsam artı bir de ekstra bir Avrupa Krallığı vesaire oradan bir şeyler çıkabilir. Ofise geliyoruz. Krallıklarda verimde inşallah derken bölünmüş. Yarım verim alıyorum. Mbappe, Haller bölmüş. Haller sen ne alaka baba? Neyse. Asist krallığında yok yine ya. Dortmund. Kaleci krallığında bunun Bayern'le Dortmund bölüşmüşler. Ben yokum. 10 tane clean sheet'im var ama evet Bora Lafont bütün maçlarda oynamış. En azından orada çok bölünmemişiz. Belki Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir şansımız olur. Lafont bir maçta kaçırıyor krallığı. Asist krallığında yokuz. Gol krallığında yokuz. 8-7. Yoksun ama bir tane şeyle kaçırmışsın. Tamam Erdem'cim bu teselli 0 puan için teşekkür ederim. Evet. Çok benim arkadaşlar. Allah krallığım yok. Bir kadro tek verimi alacağım. Gibi gözüküyor. Yani olursa o da. Kadro merkezine gidelim. Yani bir şey olacak iş değil ya. Almış verimi. 38 verimim var. Mbappe'den. Durum budur. Verimden biraz fazlam var. 25 alırsam bir ihtimal yani. Minimal bir ihtimal şansım olabilir ama emin de değilim yani. Arkadaşlar ben kovuldum Schalke'ye geçtim. Schalke'de hemen puan durumu senin sonuna geldim. Şöyle puan durumuna baktığımız zaman Union Berlin 5. olmuş zaten burada. Kupada final oynamış. Ama burada 5. olduğu için çok az bir puanı var. Daha sonra şeylere bakalım istiyorsanız. Bu ofisten gol kralı falan çıkartabildi mi diye. Burada Müller var. 17 tane Havertz asist gol atmış. Havertz. Burada yine bakıyorum bir tane benden yok. Kalecimiz yok sevgili arkadaşlar. Şimdi burada Şampiyonlar şöyle bir şey var. Ona nasıl bakacağız bilmiyorum. Şeyden bakacaksın. Pardon lafını böldüm abi. Oyuncu istatistiğini Uğur takım aldı mı? Takım istatistiklerine çık yukarı. Biz alabildik mi? Ona bakmam lazım. Union Berlin'e geldiğimiz zaman. Şöyle bakıyoruz aslında. 22 var. 20 var. Ve burada en fazla 22 olduğu için arkadaşlar görüyorsunuz. Ama burası lig mi? Sadece lig evet. Burada 22. Ya ama geçemezsin Neymar zaten 38'e. Havertz'de 20. Havertz'de 20. Değil mi? Evet. Havertz'de Neymar 22. Şampiyonlar Ligi'ne bakman gerekiyor. Tamam. Ama zaten Uğur abi geçemeyeceksin ki. Yine de bakalım bir. Neymar 4'te. Buradan 22 idi. 4'te buradan atmış. 26 geçemedi yapmış. Ya. Uğur mesela 28'di bak. 2 golle şey olmuş arkadaşlar. 38 değil miydi ben o? Ben 38'dim ya. 38 miydi? O yüzden dedim ben geçemeyecek diye. Ben 28 zannettim pardon. Evet. Kupaya bak yani 10 tane atmadıysa kupada bir şey olmaz da. Yok. Vara gidelim abi. Yok kupada atamaz. Evet arkadaşlar vara gittik. Sonucumuz net şekilde belli. Çünkü Arda'nın şampiyonluğu ciddi şekilde fark yarattı. Arda'nın şampiyon olduğu için ligdeki şampiyonluğuyla benim şampiyonlar gibi bir durumu net şekilde telafi ediyor. Verimlerde de iyi durumda. Yani verimlerde benim fark açmama izin vermedi. Her ne kadar verimi düşük kalsa da tebrik ediyorum Arden'i. Tebrikler Arden. 386 puanı var Arden'in. Benim 383 puanım var. Onur'unsa 195 puanı var. Doğal olarak net bir tablo var. Onurcuğum son galibiyetinden sonra pek istediğin verimi alamadın. Ne düşünüyorsun? Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Onu da başarısız olarak kazanmıştın. Onun için ne düşünüyorsun? Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Son çarka kadar herkesin konuştuğu. Arden ne diyordun sen? Ben bugün bittim, mahvoldum, Onur abi en iyi kadro evet. falan. Orada bir iki oyuncu değişikliği, son çarkta bir şey oldu. Benden Diaz gitti, Uğur'dan De Bruyne gitti falan filan. Bir anda son çark ya, her şey değişti. Evet, son çarkta şey kazanan değişti. Sen kazanacaktın belki de. 60 kere çevirdik, 60 kere çevirdik, 60 kere. %9 o ihtimalle Joker kimseye gelmedi arkadaşlar, o da çok ilginç. 60 kere de gelmedi yani. İlginç ama tebrik ediyorum arkadaşlarımı. 60'tan fazla bu arada biz. Doğru. Çark çevirdik. Bir sürü çark çevirdik yani. Doğru. Şey 100 bile olmuş olabilir. En az bak en az 70-75 kere çark çevirdik. En az yani. Minimum. Joker gelmedi. İlk hiçbir şekilde. Arden'i kutluyorum. Tebrikler. Çok arkadaşlar. Önemli bir 3 puan oldu bu. 3'lü Revit Ligi'nde. Uğur abi alıp gidecek yoksa. İnanılmaz önemli bir 3 puan oldu arkadaşlar. Vallahi güzel oldu. Bakalım önümüzdeki bölümlerde ne olacak. Evet.
Tebrikler Arden. Zaten daha o kadar kopma da yok. Ben geçen hafta sonuncu oldum. Bu hafta ikinci oldum. Bir puan aldım. İki haftada bir puan aldık. Ne istiyorsunuz? Canımı mı alacaksınız ya? Ne istiyorsunuz? Sen hep winner olduğun için senden korkuyoruz. O yüzden arkadaşlar pazartesi günü Arden'in kanalına gidiyoruz. Çarşamba günü Uğur'un kanalına gidiyoruz. Oralarda da videolarımızı atıyoruz. Onları da mutlaka izleyin, takip edin. Sizleri seviyoruz. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada son bir duyurum var. 20 bin like'a doğru gidiyoruz. Henüz istediğimiz like'a ulaşamadık. 20 bin like'a ulaşırsak bildiğiniz gibi iki kişiyi evinden alıyoruz ve birlikte Onur, ben, Arden geziyoruz. Ve... Onur da Almanya'dan gelecek. Ayrıca Onur abinin gelmesi için? Onu 10 bin barajına çoktan geçtik. Onur da geliyor. Onur abi kesin geliyor. Onur kesin geliyor. Artık ellerinizden öper. 20 bin like yaparsanız benim videoyu, ki Onur buraya koyar mutlaka. Evet. Ümit ediyorum. Çok güzel noktalara geleceğiz. Güzel bir birliktelik. Güzel bir gün geçireceğiz hep birlikte. Sizden like'ları bekliyorum. Zaten kanalın like rekoru da kırıldı. Teşekkür ederim o yüzden. Ama 20 bin için hedefe biraz asılmamız gerekiyor, ümit ediyorum öyle olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.